Ha, tamam şimdi. Tamam. Evet. Yani, not şimdi, geldi. Live stream. Evet. Tamam. Evet. Peki. Değerli Bilim Ütopya takipçileri, sizlere hepinizi Bilim Ütopya dergisi adına Sevgiyle ve saygıyla e, selamlıyorum. Bugünkü Uzay Teknolojileri ve e, Uzay Vatan isimli etkinliğimize e, hepiniz hoş geldiniz. E, bildiğiniz gibi Uzay Teknolojileri ve Uzay Vatan kavramı son yıllarda çok e, öne, öneme artmıştır. Bunu birçok alanda görebiliyoruz. E, son yıllarda e, özel şirketlerinde, işte mesela e, ABD Menşeiyle SpaceX, Blue, Blue Virgin Blue Origin ve veya Virgin Galactic gibi şirketlerin uzay teknoloji yarışına katılması veya çeşitli devletlerin uzay yatırımlarını arttırması, ABD'nin uzay gücü kurması veya Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milli uzay programı ilan etmesi gibi örnekler de zaten uzay teknolojilerin gittikçe önemli arttığını görebiliyoruz. Bu konuları bugünkü ...uzman konuşmacımızla e, konuşacağız. E, bugünkü uzman konuşma, konuşmacımız Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Yüksek Mühendisi... ...ve Birleşmiş Milletler Asya Pasifik Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Eğitim Merkezi Kurulu üyesi... ...Profesör Doktor Uğur Güven. Hoş geldiniz U Uğur Hocam. Hoş bulduk. akışı e, akışıyla ilgili e, kısaca bilgi vereyim sözü Uğur Hocama e, devretmeden önce... Ee, i̇lk önce Uğur Hocam'ın e, bir sunumu olacak. Ardından e, soru-cevap bölümüne e, geçeceğiz. Orada sizlerin e, soru sorma imkan imkanı olacak. Bunu isterseniz e, yazılı olarak chat bölümünden yapabilirsiniz. veya dilerseniz e, söz, söz isteyerek iki dakikayı da aşma kaydıyla sözlü olarak da etkinliğin sonunda sorabilirsiniz. Bu şekilde e, konuların, e, konuların ayrıntılarını... Bu soru-cevap bölümünde e, uzman konuşmacımız e, Profesör Doktor Uğur Güven ile e, konuşabiliriz. Teşekkür ederim. Ben böylelikle sözü de Uğur hocama devrediyorum. Buyurun Uğur hocam. Peki, teşekkürler Barış Bey. Öncelikle teşekkürler böyle bir etkinliğe layık görüp beni davet ettiğiniz için <laughs> tüm izleyiciler için kendim kendim tanıtmak gerekiyor. Barış Bendir gibi. Profesör Doktor Uğur Güven ben Uzay Bilimleri ve Teknoloji Yüksek mühendisiyim. Aynı zamanda nükleer enerji yüksek mühendisiyim ve Birleşmiş Milletler Asya Pasifik Uzay Bilim ve Teknoloji Araştırma Merkezi'nin kurulu üyesiyim. Ee, açıkçası e, biraz evvel Barış Bey'le söylüyordum tam bu e, toplantı başlamadan. Yani 2021 ile başlayan bu 10 yıllık dönemin e, muhtemelen tamamında e, bol miktarda uzay konuşulacağız Gerçi şu anda tabii başka jeopolitik e, çatışmalardan dolayı farklı konuşulan konular var ama geneline baktığımızda 2030 yılına kadar çok böyle olağanüstü uzay konusunda gelişmeler olacağını öngörüyorum. Ve bu gelişmeler ama güncel hayatımıza da etki eden. Yani sadece atıyorum birinin Mars'a gitmesi, Ay'a gitmesi değil. Bunun dışında bize de güncel hayatta etkisi olacak, gelişmeler olacak. Bunları da biraz zaten sunumumda e, anlatmaya çalışacağım. Şimdi iki tane kısa sunum hazırladım. E, i̇kisini de ayrı ayrı açıp göstereceğim. E, çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Herhalde yarım saatteki sunum da biter. Daha çok soru-cevap şeklinde ilerleye, ilerleyirsek e, sunumlardan sonra bence daha farklı konulara da uzay konusuna girme imkanımız olur. Şimdi ilk e, yapacağım sunum e, uzay teknolojileri, uzay bilimleri, uzay teknolojilerinin gündelik hayatımıza etkileri. Şimdi çoğu insan uzay teknolojileri, uzay gelişmeleri, uzay araştırmaları deyince tabii çok soyut kavramlar e, herkesin kafasında e, belki de aynı e, olgular oluşmuyor doğal olarak. Herkes farklı bir şey düşünüyor ya da farklı beklentisine giriyor olabilir. Esasında uzay bilimleri ve teknolojileri güncel hayatımızın çok ciddi bir parçası. Dolayısıyla bu 10 slide'lık kısa bir sunumum var. Bunu bir göstermek istiyorum. Yani uzay uzay neden önemli? Neden biz uzay çalışması yapmalıyız? Ee, bu toplantının ilk bölümünü veya bu webinarın ilk bölümünü onu anlatacağım ee, ki hepimiz en azından uzayın önemli kavrayalım aynı şekilde ve ikinci sunumunda da dünyada uzay konusunda ne çalışmalar yapıyor, ülkelerin durumu ne, Türkiye'nin durumu ne ve uzay vatan kavramıyla e, bitireceğiz. Şimdi sunumu açıyorum. E, şimdi buradan ekrandan paylaş deyince e, acaba gözüktü mü? Sunum. E, görünüyor mu? Işte. Görüyoruz. görüyoruz. Evet. Bu sunulmadığı Uzay Teknoloji ve Gündelik Hayat Etkileri, ee, solda gördüğünüz logoda, Birleşik Milletler Asya Pasifik Uzay Teknolojileri ve Teknoloji Aşkı Merkezi'nin ee, logosu. Ee, hemen başlıyoruz. Ee, uzay teknoloji ne demek? Ee, genelde uzay teknoloji deyince çoğu insanın aklına işte Ay'a gitmek, teleskoplar, uzay gözlemi yapmak, e, Venüs'e gitmek vesaire gelir. Esasında yani umarım bu sunum sonucunda o fikre de herkes katılabilecek. Uzay teknolojileri aslında güncel hayatımızın çok önemli parçası. Bugün yaşadığımız aslında günlük konfor, yaşadığımız günlük hayatın hani rahat ettiren bazı teknolojileri esasında uzay teknolojilerinden türetilmiş teknolojiler. Nedir bunlar? Mesela beraber bakalım bu slaytı görebiliyorsanız. Bir dakika ben şunu küçülteyim. Evet, şimdi mesela en solda en üst köşede mikrodalga görüyorsunuz. Mesela mikrodalga artık değil mi? Dünyada herkesin evinde olan çok basit bir aygıt alet. Şimdi mesela mikrodalga ilk ne zaman devreye sokuldu? 1960'lı yıllarda Apollo programında NASA astronotları aya göndermek isterken çektiği en büyük sıkıntılardan biri onlara taze yiyecek sunabilmekti. Bunun için, yani çünkü ondan evvel mesela daha önceki programlarda genelde astronotlara böyle diş macunu benzeyen tüp içinde yiyecekler veriliyordu. Tahmin edersiniz ki kimse içinde çok böyle e, mutluluk verici, böyle ferahlık verici bir şey değil diş macunun tipinden yemek yemek. Dolayısıyla mikrodalga ilk Apollo programında icat edildi. Daha doğrusu şu anki teknoloji uygun hale getirildi. Daha sonraki yıllarda mikrodalga artık hayatımızın her alanına yerleşti. Mesela sol e, orta köşede e, kablosuz bir e, vidalama cihazı görüyorsunuz. Veya kablosuz tornavida diyebiliriz. E, mesela e, gene bu kablosuz e, aletlerde gene aynı şekilde ay programı çerçevesinde e, astronotlar aya gittiğinde orada e, kurmaları gereken ekipman ve roverda mesela yapmaları gereken bazı çalışmalar var. Biliyorsunuz hani ayda hareket eden robotun görüntülerini hepimiz hatırlıyoruz eski haber bültenlerinden. Mesela bu kablosuz şarjlı bu tarz böyle işte tornavida veya kablosuz matkap gibi teknolojilerde esasında türevini 1960'lı yıllardaki ay programından alıyor. Mesela sol alt köşede özür dilerim, sol alt köşede geri gidelim, sol alt köşede gördüğünüz MR cihazı, mesela MR cihazı da biliyorsunuz tıbbi ve teşhis ve tedavide kullanılan çok önemli bir cihaz. O olmadan hiçbir şey mümkün değil. Mesela bu da gene uzay teknolojisi, özellikle 70'li 80'li yıllardaki yapılan çalışmalardan türetilmiş bir teknoloji. Mesela alt ortada bir telefon, cep telefonu görüyorsunuz. O cep telefonu kameralarında yani cep telefonun kameralarındaki yüksek megapikselli kameralar tamamen e, ayar Mars'a gözlem için gönderilen e, uyduları biz onlara tabii uydu demiyoruz. Sonda diyoruz Türkçe'de. Bir gezegene gönderilen uyduya sonda deniyor. Dünyanın etrafındaki e, gezegen uyduya da uydu deniyor. E, dolayısıyla gezegene gönderen sondalardaki biliyorsunuz, kameraların yüksek çözünürlük olması gerekiyordu ama yüksek çözücükle kamera yaparken aynı zamanda o kamerayı hafif tutmanız gerekiyor. Çünkü neden? Uzaya bir şey göndermenin maliyeti son derece yüksek. Milyonlarca dolar değerin e, hasrafı var. Dolayısıyla mesela e, cep telefonu kamerasının e, altyapısı, alt türevi tamamen o günlerden kalma ki e, mini e, kameralardan gelme. Zaten Barış Bey de elektronik elektronik mühendisi. Yani eminim onun zaten e, görme ve incele fırsatı olmuştur. Sağ üst köşede çok güzel bir e, LED TV görüyoruz. Aurora Borealis'in resmiyle beraber. E, mesela LED ekran 1980'lerde e, Challenger Uzay Meki'nin özellikle çok fırlatıldığı dönemde şöyle bir sorun yaşanıyordu. E, o kadar ağırdı ki Mekik onu uzaya fırlatmanın maliyeti e, çok aşırı yükselmişti. Dolayısıyla o, o vakitki NASA yönetimi biz bunu nasıl daha kısa bir nasıl Mekik'in ağırlığını azaltabiliriz? içindeki ekipmanı en azından nasıl daha hafifletebiliriz diye düşündüler. O vakit eski tüp, tüplü monitörler vardı eski, e, Yaşça benim yaşımda olanlar eski tüplü televizyonları, tüplü monitörleri hatırlarlar onların çok ciddi bir ağırlığı olduğundan dolayı mesela plazma teknolojisi özellikle 80'li yıllarda geliştirildi. Daha sonra bugünkü şimdi kullandığımız LED monitörler, LED TV'ler esasında o günkü plazma monitör teknolojisinden delive edilmiş, türetilmiş teknolojiler. En son da sağ alt köşede memory foam diyoruz gecesi. yani işte vücudunuz şeklini alan yatak. Mesela bu da aynı şekilde e, astronotları uzaya fırlatırken e, koltuklarında rahat edebilmeleri için arkalarındaki e, destek ekipmanının onların vücudunu şeklini alması için türetilmiş bir teknoloji. E bugün biz hepimiz yani çoğu yatakta e, bu vücut şeklini alan memory foam teknolojisi kullanılıyor. Yani burada da gördüğünüz gibi yani burada altı tane örnek verdim ama aslında tonlarca örnek var. Mesela Bugün kullandığımız yangın söndürücülerindeki kimyasal bileşim 1960'larda gene Apollo programının birinde biliyorsunuz 3 tane astronot yanmıştı bir test esnasında. O yanan astronotlara yeterince hızlı müdahale edilemediği için daha etkili bir yangın söndürücü geliştirilirken... ...bugünkü kullandığımız yangın söndürücülerin içindeki temel kimyasal formülasyon da o zamanlarda geliştirildi. Mesela bunun dışında önemli bir örnek, buraya koymadım slayda ama mesela bugün kullandığımız bazı etkili antibiyotikler uluslararası uzay istasyonunda, çekimsiz ortamda mikrogravite diyoruz yüzden çünkü tamamen çekimsiz bir ortam yok. Mikrogravite ortamında geliştirdi. Yani neden? E, çekimsiz ortamda siz antibiyotikleri ve antibiyotikleri mikroplar ve bakteriler üzerinde etkisini hızlandırılmış şekilde görebiliyorsunuz. Çünkü çekimsiz ortamda bakterilerin daha hızlı üreyebildiği, daha hızlı kimyasal ve biyolojik tepkimelere girebildiği e, tespit edilmiş. Dolayısıyla mesela bugün eee ciddi hastalıklarda kullanılan ileri düzey antibiyotikler eee mesela e, formülasyonları uzay e, uluslararası uzay istasyonunda geliştirildi. Yani uzay teknolojisi deyince esasında dediğim gibi güncel hayatımızdan güncel eee tıptan tutun evde seyrettiğimiz televizyona mutfakta kullandığımız mikrodalgaya cep telefonunuzdaki kameraya kadar birçok şey esasında uzay teknolojileri sayesinde geliştirilmiş olan eee teknolojiler. eee şimdi bir sonraki eee oldu. bir sonraki slaydama geçiyorum. Mesela başka bunlarla ilgili örnek vermek gerekirse sol tarafta kesmiş şey ama mesela hava durumu yani bugün hava durumunu iyi şekilde bilebilmenizin tabii ki kullanılan radarların vesaire etkisi var meteorolojide ama yani en çok kullanılan mesela weather satellite yani hava durumu uydu için gözlem uydularının çok büyük etkisi var böylece küresel bazda ki hava durumlarındaki değişimlerin e, raporunu görebiliyor ve çok e, önemli e, tahminlerde bulunabiliyoruz. Mesela sağ üst köşede gördüğünüz çanak anten resmi. E, bugün mesela e, birçok ülkede artık televizyonlar e, çanak antenle direkt seyrediyor. Özellikle Türkiye için örnek verecek olursak Almanya'da biraz daha durum farklı çünkü orada her yere çanak anten takılması izin vermiyorlar. Ama mesela Türkiye'de artık herkesin evinde çanak anten var. Ee, dünyanın birçok ülkesinde de çanak anten, televizyon seyretmenin halen e, önemli bir yöntemi. Mesela Türkiye dışında Hindistan, Çin gibi ülkelerde de çok fazla sayıda e, çanak anteni var. E, ama çanak anteni olmayan evlerde bile siz kablo TV ile mesela e, e, televizyona bağlanıyorsanız sonuçta kablo TV merkezleri de çanak antenle televizyondaki yayını çekiyor. Neden? Çünkü e, bütün televizyon yayınları esasında artık uyduya veriliyor. Uydudan tekrar dünyaya indirilerek... Herkes ulaşması geniş çapta bir coğrafya ulaşması sağlanıyor. Bu anlamda mesela işte Türk kanallarının Almanya'da, Avrupa'da birçok yerde seyredilmesinin arkasında da bu uydu teknolojisi var. Dolayısıyla bugün uzay teknolojisi olmasaydı bu kadar yaygın bir şekilde televizyon kanallarının en azından ülkesi dışında seyredilmesi pek mümkün olmayacaktı. Sol alt köşede bakın çok enteresan bir anladınız mı bilmiyorum GPS resmi görüyorsunuz. Bugün evet ne kadar değil mi hayat çok kolay. Elimiz hepimiz cep telefonunu aldığımızda. ...gitmek istediğimiz lokasyonu yazıp değil mi... İşte gerek arabayla araba sürerken... ...gerekse yere giderken... ...hiç bilmediğimiz adresi artık... ...eskisi gibi harita taşımaya son. Oraya yaz, adresi yazıyorsunuz Google Maps... ...ya da Yandex mesela Yandex o konuda oldukça iyi... ...Yandex Navigasyon. Sizi hemen mesela e, gitmek istediğimiz yere... ...çok hızlı bir şekilde götürüyor. Ama bunu sadece şahıslar ya da araba gibi düşünmeyin. Mesela bunun dışında özellikle... E, e, ...yük taşıyan gemiler... ...yolcu taşıyan gemiler yolcu taşıyan uçaklar, bunların tamamı GPS sistemiyle e, yönetilen ve yönlendirilen e, olgular. Yani bugün e, GPS olmasa şu an yaptığımız mesela okyanus üretisi uçuşlar vesaire e, çok daha e, mümkün olmaz diye çok çok zor şartlarda olurdu. E, GPS sayesinde şu anda uçaklar çok daha e, yakıtı verimli kullanılabilen rotalardan sorunsuz bir şekilde gidebiliyorlar. Neden? Çünkü özellikle uzun yolda ister gemiyle gidin ister uçakla gidin en büyük sorun ne? Yeryüzünde direkt olmadığınızdan dolayı yerinizi bilemeyebilirsiniz. GPS ise yerinizi her an her saniye bilme şansı sunuyor. Yani GPS'in en büyük özelliği sizin nerede var olduğunuzu size her dakika her saniye anlık olarak bildirebilmesi. Bu yüzden mesela gemiler eskiden biliyorsunuz eski yöntemlerle ee, tabii GPS teknolojisi yokken de diyeceksiniz gemiler gideceği yere varıyordu ama çok daha yavaş ve çok daha sorunlu varıyordu ve çok daha sıkıntılı olaylara karşılaşabiliyordu. Şimdi artık hele yakıtın artık çok pahalı olduğu günümüzde gidilebilecek en verimli rotayla bir geminin uçağın gitmesi hem yolcuların hem de yükün yerine ulaşmasındaki lojistik maliyetleri düşüren çok önemli bir etken. En son sağ alt köşede gördüğümüz internet resminden anlayacağınız üzere bugün... Ee, internetin, e, internetin tüm dünyada küresel olarak var olabilmesi sebeplerinden biri de uzay teknoloji. Özellikle e, uy uydu ve e, yani e, iletişim uyduları, communication satellite. Neden? Çünkü e, internetin omurgasını sadece fiber optik kablolar taşımıyor. Fiber optik kablolarla taşımaya kalkarsanız mesela birçok yerde backbone dediğimiz noktalarda takımlar oluyor. Dolayısıyla dünyanın internet yükünün bir kısmı da uydular üzerinden taşındığı için bugün ki internet hızlarına ve bugünkü internet erişimine küresel anlamda erişmemiz mümkün. E bakın bunların hepsi uzay teknolojisi. Hava durumunu bilebilmek, televizyon kanallarını seyredebilmek, GPS'le gideceğiniz yere gidebilmek, internete erişebilmek. Yani bunlar e, olmasa mesela düşünün ki bir dünya bunların hiçbiri yok. Farkındaysanız çok daha yaşanması güç bir dünya olur. Yaşanır mı yaşanır. Atalarımız bunlar olmadan da yaşıyordu elbette ki. Ama şu anki güncel dünyada sanırsam hepimiz kabul ederiz ki bu teknolojilerin güncel hayattaki etkisi hepimizin daha rahat bir yaşam sürmesini sağlıyor. Peki bunun dışında başka uzay teknolojilerinin güncel hayattaki etkileri nedir? Mesela uzay teknoloji ve üretim en sevdiğim e, konulardan biri. Çünkü e, üretim olmadan açıkçası söyleyeyim ne ülke ekonomisi olur ne de küresel ekonomi var olabilir. Yani bugün küresel ekonomiyi taşıyan şey üretimdir. Birçok insan, birçok ekonomist aslında tüketimin daha önemli olduğunu savunurlar ama üretim olmadan tüketim yapamazsınız ki bir şey üreteceksiniz ki onu tüketebilirsiniz. Dolayısıyla e, ne kadar çok üretim olursa bir ülkenin ekonomisi o kadar ileriye gider. Küresel anlamda da, global anlamda da e, üretimin artması genel bir küresel e, ferahlığa gitmenin yolunu açar. E şimdi burada mesela e, üretimi kolaylaştıran teknolojiler var. Nedir bu teknolojiler? Tabii ki robotik teknolojileri, tabii ki yapay zeka teknolojileri. Özellikle şu an dünyada konuşulan sanayi 5.0 diye bir kavram var. Sanayi 4.0 artık geride bıraktık 21. yüzyılda giderken. Şimdi artık 5.0'la nedir 5.0'daki kavram? Artık üretimin insana bağımlı olmadan yapılabilmesi, tamamen robotik teknoloji ve yapay zeka teknolojisiyle üretim bandına ham maddenin girmesi ve üretim bandından direkt son ürün neyse onun hiçbir insan etkisi veya hiçbir insan e, unsuru olmadan kalite kontrol dahil olmak üzere her şeyin otomasyon yapılması. Dolayısıyla e, aslında bu şu anda da var olan bir teknoloji. Yani bu hani gelecekten bahsetmiyoruz. Bugün mesela birçok e, özellikle Japonya'da, Güney Kore'de birçok fabrikada tamamen e, yapay zeka ve robotiye dayalı üretim teknolojileri söz konusu. Çin'de mesela bu anlamda çok ciddi bir değişim var. E diyeceksiniz ki peki ee, çalışanlar nasıl olacak? Buradaki amaç tabii ki bu Sanayi 5.0'da e, çalışanların da daha üst düzey e, görevlere eğitilip e, hazırlanıp e, entegre edilmesi ve böylece e, 24 saat bazında temeline dayalı bir üretim teknolojisinin getirilmesi. Tabii bu yani konumuz değil, yani bu daha çok ekonomik e, teorisyenlerin tartışması gerektiği. Çünkü iyi tarafları var, kötü tarafları var. Oralara girmeyeceğim. Ee, zaten hayatta kötü taraf olmayan iyi bir şey muhakkak bulmak çok zor. Ama anlatmak istediğim şey şu. Yani uzay teknolojileri de bu e, dönüşümün önemli bir parçası. Mesela küresel lojistik. işte biraz evvel bahsettiğim şey. Gerek GPS gerek uzaktan algılama teknolojileriyle dünyada gerek hava gerek deniz gerek kara ile lojistikin lojistik ulaşımın en hızlı ve en verimli rotalarla ve minimum yakıt tüketimiyle var olması sağlanmaktadır. Bugün mesela bir uçağa bindiğinizde işte nedir? Klasik olarak özellikle yani ülkeler arası ya da kıtalar arası bir uçağa işte iki tane pilot görürsünüz değil mi? Biri kaptan pilottur, biri birinci e, yarmıştır. İki ya da ikinci pilot diyoruz biz Türkçe'de. E, esasında uçağı onlar kullanmazlar. Yani e, e, tabii sizi kabine sokmalar ama ben yüksek uzay mühendis olarak genelde yani o konuda tanıdıklarım da çok öyle çok e, kabinde gitmişliğim de var. E, mesela genellikle e, kalkıştan hemen sonra yemekleri gelir pilotların, kahvelerini içerler ve bir güzel uyurlar gerçek yani çoğu zaman e, pilotlar yarı uyku modunda ya da biri uyanık biri uy uyur vaziyette gider. Uçağı tamamen bilgisayarlar uçurur. Ama bilgisayarların otomatik pilotların bunu uçurabilmesi için GPS noktalarının iyi belirlenmiş olması, uçağın sürekli kendi nerede olduğunu bilmesi ve sürekli bu bilgiyi de e, iletişim uyduları vasıtasıyla dünyanın her yerine yayması gerekmektedir. Dolayısıyla e, bu sayede esasında Uçan ee, uçağın e, ne de, en verimli şekilde, en az yakıt tüketerek uçması sağlanıyor. Birçok bilimsel araştırma göndermiş ki, göstermiş ki iki, e, uçağa kaptan pilotu ya da herhangi bir pilotu elini levyeye dokundurduğu anda uçağın kaza yapma riski dört kat birden artıyormuş. Yani uçağı bilgisayarın kullanmasıyla, yapay zekanın kullanmasıyla, uçağın pilotu kullanması arasında insan kullanması dört kat daha riskli bulunmuş. Ee, tabii bu kalkış ve iniş haricinde genel uçuş esnası için konuşuyorum. Ee, i̇kinci bir şey, e, pilotlar her leveye dokunduğunda uçakların yakıt tüketiminin ciddi biçimde arttığı görülmüş. Bu yüzden mesela birçok büyük hava yolu, Türk Hava Yolları dahil olmak üzere e, pilotlarına özellikle uzun uçuşlarda, e, kısa uçuşlarda durum biraz daha farklı olabilir lojistik sebeplerden dolayı, uzun uçuşlarda olabildiğince dokunmayın. Bırakın bilgisayar otomatik pilot uçsun, siz kalkış inişi yapın, keyfinize bakın diye talimat vermekte ee, mesela uzay diye, diye, lojistik hizmetleri, mesela DHL biliyorsunuz büyük bir Alman firması değil mi? Kargo taşımacılığında dünya lideri. Mesela e, bir firma kuruldu DHL to the moon, yani aya, aya kadar DHL Türkçesi. Ee, ama tek sahibi DHL değil. DHL başka insanlarla beraber ortak, çok genç girişimci arkadaşlara beraber ortak bunu kurdu. Artık e, paketinizi DHL to the moon firmasıyla aya gönderebiliyorsunuz. Ee, bu göndermeler 2026 yılında başlayacak. Yani 2026 yılından itibaren paketinizi aynen DHL kargo'ya verir gibi verip mesela 3 gün sonra, 5 gün sonra ayda olmasını sağlayabileceksiniz. Ee, çok enteresan bir şey söyleyeyim. Ee, bu firma kuruldu. Ee, sanırsam 2017-2018 gibi kuruldu. Çünkü 2018'de ben bir NASA toplantısındayken e, Maryland'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde e, çok güzel bir sunum yaptı bu arkadaşlar. Ee, sonra 2019'da onları gördüm. Ee, zaten ondan sonra pandemi başladığı için o toplantılara gitmek mümkün olmadı. Hep dijital oldu. 2019'da bu DHL türlü Moon firmasının sahipleri 2030'a kadar siparişleri doluydu. Yani o kadar çok sipariş almışlar ki 5 seneyi kapsayacak kadar sipariş alıp parasını bile peşin tahsis etmişler. Düşünün yani şu an sipariş edeyim deseniz 2030 yılına kadar beklemeniz lazım. Çünkü 2026 yılından beri gidecek olan kargolar 2030 yılına kadar şimdiden dolmuş vaziyette. Bu anlamda ne kadar e, enteresan bir ticari fikir mi diyelim ya da uzay teknolojilerini kullanarak yapılmış bir girişimcilik mi diyelim? E, bilmiyorum, benim çok ilgimi çekmişti bir e, uzay teknolojileri profesörü olarak. E, tabii bu aynı zamanda özel sektörde birçok fırsatları da beraberinde getiriyor. E, güncel kullan yani uzay teknolojilerinin güncel kullanımı. Ne nedir mesela, uydu fırlatma, e, uydu e, iletişimi, uydu interneti, ee, uzay çöplerinin temizlenmesi, uzay turizmi, e, uzayda üretim gibi birçok farklı konular var. Bunları daha çok ikinci sunumumda anlatacağım. O yüzden bunların detayına şimdi şu an girmiyorum. Ama e, e, şunu gördük mesela, 2020 yılında uzay ekonomisinin büyüklüğü aşağı yukarı 750 milyar dolardı. 2021'de bu 1.3 trilyon dolara çıktı. Yani neredeyse 1.5 trilyon dolar. Bu çok ciddi bir rakam. 1.5 trilyon dolar dediğiniz yani e, çok büyük bir ekonomik olgu. E, Birçok e, ekonomik araştırma şirketi yaptıkları öngörülerde veya tahminlerde diyelim. E, 2030 yılına kadar uzay ekonomisinin dünya ekonomisinin dörtte bir büyüklüğüne, tüm dünya ekonomisinin dörtte bir büyüklüğüne erişeceğini düşünüyorlar. Bu çok önemli. Yani her dört ekonomik faaliyetten biri uzayla ilgili bir faaliyet olacak anlamına geliyor ki daha şurada sekiz yıl kaldı yani bu öngörü gerçekleşmesine. E, ee, tabii uzay vatan gibi kavramlar var. Uzay vatanı ben şu anda girmeyeceğim. İkinci sunumun sonunda uzay vatanla ilgili daha detaylı konuşmak istiyorum. Ama tıpkı mavi vatan gibi uzay vatan kavramıdır. Ülkemizin çıkarlaştığı son derece önemli. Ee, neden olduğunu biraz sonra açıklayacağım ikinci sunumda. Bu zaten son slaydım burada tabii şunu da söylemek gerekiyor özel sektöründe bu konuda uzay vatan kavramı konusunda da elde taşın altına sorulması gerekiyor bu şimdi benim ilk sunumumdu şimdi ikinci sunuma geçeceğim ancak daha detaylı bilgi almak isteyenler benim Türkçe hazırlamış olduğum site var uzayportal.com diye orada mesela benim medyadaki konuşmalarımı yazdığım yazıları ve diğer birçok şey Türkçe olarak hazırladığım site Beni de merak edenler, Doktor Güvenlik'ten benim profilime de bakabilir. Şimdi bunu kapatıyorum. Çok sıkılmadığı umarım herkesin. Biraz da hızlı gittim çünkü istiyorum ki soru-cevaba güzel bir zaman kalsın. Şimdi ikinci sunumu açıyorum. Dünyada uzay faaliyetleri diye hemen. paylaşıyoruz. Görülebiliyor mu Barış Bey? Evet, görülüyor hocam. Evet, yani uzay faaliyetleri. Ee, şimdi esas sunum bu. Ee, ilk sunumun amacı şuydu. Yani e, özellikle uzay sektörü için olmayan insanlar hani dediğim gibi uzay teknolojisi deyince de uzay bilimleri hep Mars'a gitmek, Ay'a gitmek, Venüs'e gitmek gibi düşünüyor. Ama işte oradan anlatmaya çalıştığım şey yapılan her uzay faaliyetinin e, aslında dünyadaki yaşamıza yansıyan bir faaliyet olduğunu e, göstermeye çalıştım. Yani e, uzay sektörü için harcanan her kuruş aynı zamanda hepimize e, güncel hayatımızda bir konfor ya da hayatımızda bir kolaylık olarak e, ya da ekonomiye bir katkı olarak muhakkak geri dönüyor. Şimdi e, bu e, sunumu da geçelim. Ne oldu? Niye kaldık böyle? Evet, şimdi e, dergi okuyanlar bilir, yazım vardı geçen ay. E, aslında orada uzay serüveninin Göbekli, Tepe, Göbekli Tepe'den bugüne kadar süren bir e, serüven olduğunu anlatmaya çalışmıştım. E, neden e, böyle? Çünkü biliyorsunuz Göbekli Tepe e, dünyadaki ilk e, uygarlığın e, başladığı yer işte milattan önce 9 bin, 10 bin yıl e, civarında e, var oldukları düşünülüyor. E, daha önceki insan izleri var ama ilk böyle yerleşim yeri anlamında e, Göbekli Tepe, yani insanın kurduğu ilk yerleşim yeri. Bu anlamda Mezopotamya'nın da ne kadar önemli olduğunu anlamış oluyoruz. E, mesela Göbekli Tepe'de yapılan çalışmalarda arkeologlar görmüşler ki daha o dönem bile, yani milattan önce 9 bin ya da milattan önce 10 bin yıllarında bile, yani bugünden 12 bin yıl öncesinden bahsediyoruz. İnsanlar e, yıldızlara bakıp bunlar acaba nedir? Yani ne oluyor burada? Veya bunların hayatımızdaki anlamı nedir diye düşünmeye başlamışlar. E, ve dolayısıyla insanoğlunun serüveni de bu şekilde başlamış. E, mesela e, eski Sümer uygarlığını bilirsiniz. Benim de son derece takdir ettiğim son derece e, inandığım e, bir uygarlık. Ne anlamda inandığım? Bugünkü var olan bilim ve teknolojinin gelişmesinde e, Sümer uygarlığının çok büyük etkileri var. Mesela Sümer uygarlığı e, yıldızlara bakarak değişik öl ölçümler yapmış. Mesela sicim teorisi diye bir şey vardır fizikte nedir? İşte evrenin varoluşuyla ilgili e, evrenin nelerden oluştuğunu veya çok e, sonsuz sicimlerin bir yere gelmesini oluştuğunu savunur. Enteresan bir şey. Ee, Sümerler buna benzer bir teoriyi bakın e, binlerce yıl önce savunmuşlar ve daha enteresanı e, mesela bunları müzik notalarına benzetmişler. Bugünkü fizikçiler de bu sicimlerin aslında müzik notalarına eşdeğer varlıklar olduğunu mesela düşünüyorlar. E, tabii bu mesela mayalarla devam etmiş, mesela maya takvimi e, astronomik anlamda son derece başarılı gerçi 2000 yılda dünyanın sona geleceğini öngörmüşlerdi ama tutmadı olsun daha daha vakit var yani daha 22 yıl geçti her an olabilir. Dolayısıyla ben uzay serüvenini Göbekli Tepe'de başlayıp bugüne kadar devam eden ve ileriki 10 yıllarda, 100 yıllarda, 1000 yıllarda da sonsuza kadar devam edecek olan bir serüven olarak görüyorum. Fransız larının çok güzel bir lafı var. Çok beğeniyorum. Yani İngilizceden daha güzel oturuyor. Le rêve de toi. Le rêve de toi. İngilizce the dream of stars. Türkçede Türkçesi biraz daha zor. Yani rüya rüyanda yıldızları yıldızları rüya düş, düşlemek, yıldızları rüyanda görmek ya da rü, yıldızları kendine düşleyeceğim bir hedef olarak koymak. Türkçesi biraz zor ama o yüzden Fransızca kullanacağım. Le rêve de toi. Yani insanoğlunun e, bu yıldızları keşfetme, uzayı anlama duygusu bir nevi uygarlığın dinamosu olmuş. Yani uygarlığı ayakta tutmuş ve bir şekilde bizim bugünlere gelmemizi sağlamış. Bu anlamda da uzay bilimleri, uzay teknolojileri bence dünya tarihinde de, uygarlık tarihinde de önemli bir rol oynamış. E, ikinci slayda geçtiğimizde e, uzayda söz sahibi ülkeler. Kimler söz sahibi? Valla e, şu an uzayda söz sahibi beş tane büyük e, ülke var Avrupa Birliği'nin ülke gibi sayacak olursak. E, tabii ki e, uzay teknolojilerinde, uzay bilimlerinde en fazla çalışma yapan ülke ABD. E, zaten tartışmasız bir şekilde bu konuda önde. Neden? Çünkü çok fazla bütçe ayırıyor. Yani bu e, Amerikalıların çok akıllı olmasından değil sadece çok fazla paraya sahip olup e, çok fazla yapmalarına kaynaklanıyor. Ben yıllarca hocalık yaptım öğrencilerime söylediğim ilk laf, ilk tanıştığımız gün şudur. Ee, hepimiz esasında, yani ben yani dünya 48 ülkesine gitmiş biriyim. Ee, şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Hepimiz aynıyız. Neden aynıyız? Çünkü hepimiz 9 ay 10 günde doğduk. Bu bizi birbirimize homojenize eden, birbirimize bağlayan en büyük özellik. Japonya'daki insan da 9 ay 10 günde doğuyor. Amerika'daki insan da 9 ay 10 günde doğuyor. Türkiye'deki insan da 9 ay 10 günde doğuyor. Almanya'daki insan da 9 ay 10 günde doğuyor. Bu ne demek? Atıyorum bir şeye sevindiğimizde Türk de aynı şekilde seviniyor, Amerikalı da seviniyor, Japon da seviniyor, Afrika da seviniyor, Çinli de seviniyor, Hintli de seviniyor. Bir şeye üzüldüğünüzde değil mi? üzünecek şeyler belli ne bileyim sevdiğiniz birini kaybetmek mesela herkes üzen bir kavram. Buna Hintli de üzülüyor, Çinli de üzülüyor, Amerikalı da üzülüyor. Bugün yani anlatmak istediğim şey yani Hepimiz aynıyız yani dünyada farklı daha üstün bir ırk daha üstün bir insan yok ben Afrika'da, Asya'da, Amerika'da e, her yerde gördüm, her yerde bulundum. Şunu gördüm: e, Öğrenciler aynı şeyleri gülüyor, aynı şeyleri üzülüyor, aynı şeylere seviniyor, aynı şeylere e, tepki veriyor. İnsanlar için de bu son derece geçerli. E, dolayısıyla Amerika ve şirketlerinin bu anlamda birinci derecede söz sahibi olması esasında sadece çok fazla bütçeyi bu konuya kanalize edebilmesine kaynaklanıyor. Yoksa daha akıllı ya da bizden daha bilgili değiller. İkinci söz sahibi ülke Rusya. Ee, Rusya'dan bir sonraki slaytta bahsedeceğim. Ee, şu an maalesef Rusya pek uzayda e, çok e, kısıtlı faaliyeti olan bir ülke ama zamanında uzay teknolojilerinin kitabını yazmış bir ülke. Yani uzay teknolojileri tarihçesinin kitabını Rusya yazmış. Bundan biraz bir sonraki slaytta bahsedeceğim. Çin mesela şu anda yükselen bir ülke. Çoğu insan mesela Çin'i in uzay teknoloji anlamında belki ciddi almıyor ama biraz sonraki slaytlarında göreceksiniz. Bugün Çin birçok ülkeden Rusya dahil, hatta bazı konularda Amerika Birleşik Devletleri dahil çok daha fazla uzay faaliyeti var. Bunlar ne olduğunu da bir beş dakika kadar anlatacağım. Hindistan çok önemli bir ülke. Birazdan slaydında onu da göstereceğim. Yani Hindistan'ın da yapmış olduğu çok ciddi uzay faaliyetleri var. Beşinci sırada Avrupa Birliği var. E, açıkça söylemek gerekirse Avrupa Birliği'nin toplam uzay faaliyeti bu dört ülkenin e, her birinden daha az. E, Avrupa Birliği biliyorsunuz ESA diye European Space Agency diye kurmuş olduğu bir ortak uzay ajansı var. Yani Avrupa Birliği'nin ülkeleri e, ESA'da ortak olarak çalışma yapıyorlar. E, biraz onlardan da bahsedeceğim ama inanın bu çalışmalar, bu diğer ülkelerin yaptığı çalışmalar çok 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 gerisinde. bu da neden? Çünkü Avrupa Birliği bu konuya nedense çok fazla bütçe harcamak istemediğinden dolayı çok kısıtlı bir faaliyetleri var. Bu anlamda yani neredeyse bu listeye bile koymayacaktım ama siz Almanya'dasınız ayıp olmasın diye Almanya'dan ve Fransa'dan Belçika'dan katılanları Avrupa Birliği'nde ekledim. Şimdi e... İlk önce Amerika'dan başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz faaliyetleri ağırlıklarını nasıl üzerinden yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri tabii ki şu anda yaptığı farklı farklı faaliyetler var. Uluslararası Uzay İstasyonu en büyük faaliyetlerinden biri biliyorsunuz. Her gün sürekli haberler çıkıyor. İşte Uluslararası Uzay İstasyonu, İstasyonu gidiş var, dönüş var vesaire şeklinde. Uluslararası Uzay İstasyonu, İstasyonu şu anlamda önemli. Uzayda astronotlar yaşayarak bize e, hem biyoloji hakkında yani insan vücudu hakkında çok önemli deneyler yapma ve bulma imkanı sağlıyorlar. İkincisi dünyayı gözlem yapma şansımız oluyor. Üçüncüsü mesela ilaç, biyoloji ve kimyasal deneyler yapılarak mesela çok önemli bazı buluşlarda e, var oldu. Bu anlamda e, Amerika Beşiktaş'ın uluslararası uzay istasyonuna diğer e, ülkelerle beraber biliyorsunuz birkaç ülke ortak bunun Kanada, Japonya, Amerika Beşiktaş'ın. Ee, Rusya e, ciddi bir para harcıyor. Şimdi ikinci Amerika şirketinin en büyük projesi ve şu anda ABD'de de e, en çok böyle heyecan yaratan Artemis projesi. Artemis projesi temelde Ay'a dönüş projesi. Ee, Artemis projesi çerçevesinde Amerikalılar 2026 yılında Ay'a tekrar insanlı uçuş yapmak istiyorlar. Ee, aslında ilk 2025'te ee, i̇lk, da, daha doğrusu 3 yıl önce 2024'te, 2025'e gitti. Şimdi 2026 diyorlar. Ben tahmin ediyorum bir ya da iki yıl daha bu uzayabilir. Neden? Çünkü e, e, aya insan göndermek o kadar kolay değil. 60'lı yıllarda bunu yaptılar ama mesela enteresan bir şey var. E, bu yapanlar öldükçe mesela know how diyoruz, o bilginin nesilden nesile aktarılması azaldı. Yani roket denklemini herkes bilebilir ama Roket denkleri bilmek e, sizi uzaya götürmeye yetmez. Aynı zamanda onun uygulaması da iyi bilmek lazım. Mühendisler bu anlamda çok önemli. Yani e, e, sadece uzay mühendisleri değil, özellikle elektronik mühendisleri, elektrik mühendisleri, makine mühendisleri hepsi bir araya gelerek ancak böyle bu tarz e, misyonları bir araya getirebilirler. Artemis projesi de çok iddialı bir proje. 2022'den 2026 yılına kadar insansız e, 8 tane uçuş yapmak istiyor Amerika Birleşik Devletleri, AYA. 2026'da da bir kadın bir erkekten oluşan e, bir e, astronot ekibini e, aya indirmek istiyor. 2030 yılı itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin planı ayda kalıcı bir üs kurmak. Yani sürekli var olan ve sürekli e, orada hani aynı, tıpkı uluslararası uzay istasyonu gibi sürekli içinde astronotların bulunacağı e, bir e, ay kolonisi kurmak en yani büyük hedefi. Bunun dışında Mars'la ilgili misyonları var. Biliyorsunuz bu sene ee, özür dilerim. Geçen sene e, Amerikalıların NASA'nın Mars'a inişi ve işte Mars helikopteri 20 havalanması çok ciddi anlamda medyalarda yer, yer aldı. Hatta ben de ulusal kanalda ve birkaç farklı televizyon kanalında bu konuda e, açıklamalarda bulundum. Bu çok önemli çünkü neden Mars'ta helikop yani helikopter dediğimiz aslında insansız e, hava aracı ya da artık uzay aracı oluyor çünkü Mars'ta olduğu için. Ama daha önce ne oluyordu? İşte, işte Pathfinder görevinde olduğu gibi e, uzay aracınız iniyordu marsa. Ancak etrafındaki atıyorum 10 kilometrelik bir menzilde ya da 20 kilometrelik menzilde bir işlem yapabiliyordunuz. Şimdi artık helikopterle e, amaç 100 kilometrelik menzile, 150 kilometrelik menzile e, gitmek. Yani atıyorum mesela e, herhalde ağırlıklı olarak insan Almanya'da şu anda katılıyor. İşte Berlin'de checkpoint Charlie'ye inse bir uzay aracı. Mesela Charlie'ye bakarak yani çok farklı yerdesiniz ama Berlin'in dış mahallelerine giderseniz değil mi gettolarına giderseniz çok farklı yerdesiniz. Yani o anlamda veya İstanbul'da taksim meydanına inse bir uzay aracı farklı bir gözlem yapar. Atıyorum bir Silivri'ye inse çok daha farklı bir gözlem yapar. O yüzden uzağa gidebilmek, 150 kilometre mesafede gidebilmek inişten sonra önemli bir kabiliyet. Dolayısıyla bu anlamda nasıl ciddi çalışması var. Tabii ki dış gezegenler araştırmaları devam ediyor. Uranüs'e, Neptün'e, Jüpiter'e daha önce zaten biliyorsunuz 70'li yıllarda Amerikalılar uzay sondası gönderdi. Şimdi yeniden göndermek istiyorlar. Bu konuda ciddi çalışmalar çok büyük bütçeler harcıyorlar. Güneş sistemi ile ilgili güneş sistemin her yerine gitmediğimiz yer kalmasın istiyorlar. Ama beni en çok heyecanlandıran en sonuncusu. ileri Fizik Uzay Yolculuk Programı diye bir şey var. Breakthrough Physics Program. Buradaki amaç ne? neredeyse özellikle nükleer füzyon teknolojisi ve neredeyse ışık hızının dörtte biri, beşte biri hızında gidebilecek uzay araçları yaparak uzak mesafelere gidebilmek. Mesela şu an güneş sistemimize en yakın güneş sistemi Alfa Centauri güneş sistemi 4.3 ışık yılı uzaklığında. Ee, mesela Yalan'da var aşağı yukarı 6.8 ışık uz uzaklığında yani 4.3 ışık yılı demek en yakın yıldıza gitmek istersek ışık hızında gidersek 4.3 yıl yani 4 yıldan fazla e, uzay aracı hiç durmaksızın ışık hızında gitmesi demek. E, biz ışık hızında gidemeyeceğimiz gün mesela şu anki hızlarda gitmeye kalksak aşağı yukarı 380 yıl falan sürüyor şu anki kimyasal roketlerle. 380 yılda da dayanacak astronot pek mümkün değil. Hatta çocukların 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 ancak oraya gitmesi mümkün olabilir. O anlamda ışık hızını atıyorum. Dörtte bir hızında gidecek uzay gemimiz bile olsa 12 yılda e, Alfa Centauri'ye varabilirsiniz. 12 yılda çok uzun bir yıl ama 12 yılda en azından bir insan ömrü oraya gitmeye hatta dönmeye yeter. Mesela 30 yaşındayken bir astronotu gönderdiğinizi düşünün. Yani 50 yaşında dünyaya dönüp orada gördüklerini bize anlatma imkanı olabilir. Bu anlamda e, önemli çalışmalar var. Hemen Rusya'ya geçmek istiyorum. Rusya uzay faaliyetleri bence şu an çok yavaşlamış olsa da zamanında uzay teknolojilerinin tarihini esasında Rusya yazdı. Özellikle Soğuk Savaş döneminde ilk uzaya giden uzay aracı, ilk uzaya giden ilk hayvan, ilk insan, ilk kadın, ilk uzay yürüyüşü, ilk uzay istasyonu tüm konularda her zaman öndeydi. Biliyorsunuz mesela... Belki bilenleriniz olabilir. 4 Ekim 1957 yılında e, Rusya e, ilk defa dünya dışına bir uydu gönderdi. Bunları Sputnik'te adı. E, bugünkü Sputnik haber ajansı da ismini bu Sputnik'ten alıyor. E, mesela o vakit e, Amerikalılar dahi tüm dünya dehşete düşmüştü. Düşünsenize ilk defa bir e, insanoğlunu yarattığı bir obje. E, uzaya çıkmış vaziyette. E, bu yüzden mesela Birleşmiş Milletler tarafından her Ekim ayı 4 Ekim'deki Sputnik'in ilk uzaya giden araç olmasından dolayı Rusların hem yani Rusya gönderdi ama ilk insan onu gönderdi araç. Her Ekim ayının ilk haftası tüm dünyada uzay haftası olarak kutlanır bu anlamda. Mesela böyle bir e, önemli e, kutlama da var. Aa, mesela e, uzaya giden ilk hayvan e, bir köpekti. İsmi de Laika. Rus köpeğiydi. E, mesela Ruslar onu gönderdi. E, uzaya giden ilk insan Yuri Gagarin 4 Nisan e, tarihinde 4 Nisan 1961'de sanırım ilk giden insan. Çok önemli bir kavram. Neden? Çünkü ilk defa insanoğlu uzaya gidiyor. ilk kadın, o da bir Rus'tu. Dünya, giden, dünya dışında giden ilk kadın bir Rus'tu. Valentina Tereshkova. Çok önemli bir insan. İlk uzay yürüyüşü. Sergei Leonov mesela uzay yürüyüşü o kadar zor bir şeydir ki. Yani neden? Çünkü vakımsız ortamda ve en ufak bir momentum etkisizliğiyle bir anda kendinizi hani uzayda filmlerde de görmüşüzdür. Sonsuzluğa giderken bulunabilirsiniz. Yani Leonov mesela bu anlamda çok ciddi tehlike geçirdi. Hatta ben kendisiyle tanışma fırsatım da oldu. Soğuk Savaş döneminden sonra daha genç olduğum yıllarda. Mesela hep anlattığı bir şey vardır. İşte orada e, şeyden girerken, e, uzay aracına geri dönerken, uzay yürüyüşünü yaptıktan sonra e, Ruslar şey hesaplayamamış. Basınç farkından dolayı uzay elbisesinin, astronot giysisinin, ya da kozmonot giysisi diyelim Rus olduğu için e, çok fazla şişeceğini yani hesaplayamamış. Çok fazla şiştiği için de e, uzay gemisinin kapısından geçememiş. Düşünün. Yani o yüzden e, mesela kendini sakinleştirmek ve vücudunun çünkü uzay gemisi vücuda tepki veriyor basıncını yavaş yavaş azaltıp ancak girebilmiş. Hatta yani oksijenin son artık 2-3 dakikasında, 5 dakikasında içeri girmeye başarmış. Bu anlamda da e, anlattığında ben de mesela dinlerken dehşete düşmüştüm. İlk uzay istasyonu e, Mir, mesela e, Salyut e, mesela Amerikalar'ın önce fırlatıldı. Yani her konuda e, Ruslar e, özellikle Aya Amerika'da gitmeye başlarına kadar öndeydi. Kimdi? Sergey Korolev Rus uzay programı başındaydı. Mesela dünyadaki ilk roket denklemini bulan kişi de bir Rus'tur. Konstantin Tsiolkovski. Halen bugün mesela ben bir roket tarihleri sistemi dersine girdiğimde öğrencilerime ilk anlattığım şey roket denklemi. Konstantin Tsiolkovski'nin denklemidir. Dünyada dışına gönderilen ilk uzay sondası. Ay'a gönderilen ilk uydu. Tabii biz Türkçe'de sonda diyoruz dünya dışına gittiğinde uydu demiyoruz artık. Ee, ilk i̇lk güneş sondası, ilk güneşe giden uydu, ilk aya giden uydu Ruslarındı. Ee, maalesef soğuk savaş sonrası birçok kabiliyetini yitirdi. Ee, şu an en çok büyük, en fazla aktivitesi Uluslararası Uzay İstasyonu anlamında. Neden? Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bir partneri. Ee, bu anlamda biliyorsunuz özellikle Amerikalıların 2011'deki uzay miki programının sona ermesinden sonra e, SpaceX şurada geçen seneye kadar ortada yoktu. 10 yıl boyunca Amerikalıların da astronotları da dahil olmak üzere tüm astronotları ve uluslararası uzay istasyonları Ruslar taşıdı. 2022 yılında Luna 25 ay misyonu projesiyle Ay'a tekrar sonunda göndermeyi düşünüyor. Normalde geçtiğimiz sene Ekim ayında gönderecekti ama pardon bu koronadan kaynaklanan sebeplerden, ekonomi etkilenen sebeplerden dolayı bu seneye ertelendi. Para karşı Roskosmos uzaya uydu fırlatıyor. Bu anlamda da çok ciddi faaliyetleri var. Gerçi şu anda Ukrayna Rusya arasında gerilimden dolayı, jeopolitik gerilimden dolayı ara verdi ama çok uygun fiyatlarla uzaya uydu fırlatıyordu. Ancak hep pozitifleri konuştuk da negatifleri konuşmak lazım. Mesela Rusya Uzay Ajansı'nın faaliyetlerine baktığımızda şu anda Mars uzak yerler kabiliyeti veya Ay'a iniş kabiliyeti insanla, içi, insanla uçuş için konuşuyorum. Yok. Tabii bu olmayacağı anlamına gelmez. Çünkü Rusya'da çok ciddi bilim adamları var ama tabii her şey dediğim gibi bütçeye de bakıyor. Çin. Çok açık söyleyeyim. Şu anda NASA'dan sonraki en aktif, en çok buluşlarda bulunan uzay ajansı, Çin Uzay Ajansı. Şunu söylemem lazım. Uzaya insan gönderebilen üç ülkeden biri. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin. Yani bu çok büyük. Yani bunun dışında ne Fransa, ne İngiltere, ne Almanya... Ne Japonya ne Kanada hiçbir ülke tek başına uzaya insan fırlatabilecek kabiliyette değil. E bugün mesela Avrupa Uzay Ajansı'ndan Avrupa'lı giden turistler, e, turpa, e, turistler diyorum astronotlar da e, ya Amerikalılar fırlatıyor ya Ruslar fırlatıyor. E, Çin biliyorsunuz e, hiç, jeopolitik sebeplerden dolayı çok fazla işbirliği yapıyorlar ama Çin kendi astronotu zaten Taykonot diyorlar biliyorsunuz onlara, Ruslar Kozmonot. Çin'de taykonot oluyor. Gönderebilen üç ülkeden biri kimseye bir bağımlılığı yok. Ee, mesela enteresan bir çalışma. Tiangong Uzay İstasyonu. Belki de haberlerde takip etmişsinizdir, duymuşsunuzdur. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan sonraki en büyük ve en kapsamlı uzay istasyonu olacak. Ee, 100 ton ağırlığında, 4 metre çapında ve 20 metre uzunluğunda olması planlanıyor. Ee, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ilgili de söylemem gereken şöyle bir şey var. Uluslararası İzayi şu an çok eskidi artık yani hani çok fazla e, bakım gerektiriyor ve çok ciddi bir gerektiriyor. Bu anlamda e, normalde 2022 yılında Uluslararası İzayi Stasyonu emekli ancak yerine koyacak bir şey olmadığı için e, 2026 yılına kadar görev süresini uzattılar. E, bunun için tabii büyük paralar harcanacak belki 2026'dan sonra bir yıl iki yıl daha uzatabilirler ondan sonra uzatma şansları yok çünkü çok artık eski yani artık neredeyse yani burada denecek bir hale gelmiş vaziyette. Ne kadar bakım yaparsanız yapın uzayda olmanın getirdiği sonuçlar var neden? Çünkü sürekli radyasyona maruzsunuz. Güneşten gelen radyasyon, evrenden gelen kozmik radyasyon metali çok uzun süre radyasyona maruz bıraktığınızda belli bir süre sonra metalde bozulmalar başlar. E, uluslararası uzay istasyonunda böyle bir sorun var. Yani siz ne kadar çok bakım yapırsa yaparsanız yapın sonuçta sürekli uzayda Meteorlara, ve radyasyona maruz kaldığından dolayı dış gövdesi artık oldukça yıpranmış durumda. Bu anlamda Çinlerin yaratacağı uzay istasyonu, şu an zaten modüllerin iki tanesi gitmiş vaziyette uzaya... ...çok önemli. Neden? Çünkü Uluslararası Uzay İstasyonu emekli ayrıldığında... ...uzayda var olan tek büyük uzay istasyonu Çinlerin Tiangong Uzay İstasyonu olacak. Bu anlamda da bunu da söylemek lazım. Mesela şunu çok az insan bilir e, uzayla ilgili uğraşan öğretim görevlileri de bilim adamları dahil olmak üzere. E, ayın en kapsamlı maden haritasını çıkaran ülke Çin'dir. Bugün Amerika Birleşik Devletleri dahil kimse de Çinlilerin çıkarmış olduğu e, maden haritası yok. E, Çengi 1, Çengi 2, Çengi 3, Çengi 4, Çengi 5 e, aktif olarak Çin'in uzaya gönder, aya gönderdiği sondalardı. Her biri e, ayın taramasını yaparak çok kapsamlı bir e, jeolojik ve maden haritası çıkardılar. Birkaç slide sonra uzay madenciliği ilgili bir e, slide'ım var. Orada biraz daha bundan bahsedeceğim. E, mesela ayın karanlık tarafında ilk sonda gönderen ve 50 yıl sonra ilk kez aydan numune getirmeye başaran ülke. Biliyorsunuz geçen sene oldu bu. E, 1970'ten beri hiçbir ülke Amerikalılar dahil aya gidip de oradan ay taşı veya ay numunesi alıp da getirmeyi başaramadılar. Bu anlamda ee, bu da çok çok büyük bir başarı yani belki burada kelime olarak çok basit geliyor olabilir ama inanın yani mühendislik anlamında bunları yapmak gerçekten kolay değil yani benim diğer adam yapamaz ee, bu anlamda ee, takdir etmek lazım ee, mesela geçen sene Mars'a sonda gönderdiler ee, dediğim gibi sonda aslında uydu demek ama dünya dışı bir gezegen gönderdiğinizde Türkçe'de biz ona sonda diyoruz. E, atmosfer konusunda çok önemli bir iki e, araştırma deneyi yapmakta. Mesela Mars atmosferinin nasıl oluştuğu ve Mars atmosferinin nasıl e, insanların ileride e, soluyabileceği hale getirmesi konusunda şu anda önemli bir çalışma yapıyorlar. Onların da hedefinde 2030 yılında aynı Amerikalarla eşdeğer bir zamanda Ay'da bir koloni kurmak. E, ama onlar biraz daha iddialı. 2035 yılında da biz Mars'ta bir kolonimiz olacak şeklinde Çin Uzay Ajansı'nın emek olduğu, e, öngörüler var. Mikrodalga ve fizyon enerji projeleri şu anda dünyada en ileri seviyede. Ee, çok kapsamlı uzay madencili planları var. Biraz daha bahsedeceğim önümüzdeki slide'da. Ee, ama en enteresanı aya iniş kabiliyeti olan e, Ender ülkelerden biri. Evet, e, dördüncü büyük ülke Hindistan. Hindistan'da uzay faaliyetleri konusunda çok çok ileri derecede bir ülke. Çandırayan bir 2009 yılında ayda ilk kez su keşfeden uzay sondası oldu. Yani Hintliler bir anlamda uzay tarihini yazdı Çünkü ayda su olması demek ayda koloni kurabilirsiniz. Neden? Çünkü suyla bir kere yaşamak için suya ihtiyacınız var. Ama daha önemlisi su biliyorsunuz H2O hidrojen ve oksijenden oluşur. H2O'yu siz ayrıştırarak hidrojeni alıp depolayabilirsiniz. Hidrojen biliyorsunuz yakıt olarak kullanılıyor uzay araçlarında. O anlamda suyun var olması ayda koloni kurabileceğimizi gösteriyor. Ee, mesela e, e, 2013 yılıydı sanırsam Mars'a e, bir göre sonda gönderdiler. E, bu çok enteresan da biliyorsunuz Gravity filmi vardı. Sandra Bullock'un oynadığı emin hepiniz hatırlıyorsunuzdur. O film 75 milyon dolara mal olmuştu. E, Hintlilerin Mars'a gönderdiği sonda tüm projenin maliyeti 25 milyon dolardı. Yani onlar şunu hatta tüm dünyada reklamını yaptılar. İşte bir filmin üçte bir maliyetini siz hayal ederken biz gerçeğini yapıyoruz. E, Mars'a sonunda gönderiyoruz şeklinde enteresan bir şey oldu. Çanrıyan e, 2 ile Ay'a mesela tekrar Rover gönderdi. 2020 yılında mesela pardon 2019 yılında. Mesela burada benim öğrencilerimin yaptığı deney mevcut şu anda ayda ancak... Rover iner inmez e, bağlantıyı e, kesildiği için şu anda mesela data alamıyoruz. Ama orada mesela benim öğrencilerim yaptığı bir deney gitti. şu an ayda duruyor. E, Fransızlar ile Venüs'e e, önümüzdeki e, 2024 yılında özür dilerim Venüs'e sonda gönderme planlıyor. 2025 gibi güneşe şu ana kadar göndermiş en kapsamlı en çok araştırma ve sensör kabiliyeti bulunan e, sondayı gönderme planlıyorlar. 2024'te ilk astronotları fırlatacaklar. Bu şu anlama geliyor. Şu ana kadar Amerika, Rusya, Çin dışında uzaya astronot fırlatabilen ülke yoktu. Hintliler bunu başarırsa 2024, 2024 yılında dördüncü ülke olacaklar. Ee, dünyada bir seferde en fazla uydu fırlatma rekoru mevcut. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 2017 ya da 2018 hatalı olabilirim yıllarda. Kusura bakmayın. Ee, bir seferde 25 tane uydu fırlattılar. Tek seferde yani tek bir mesela solda gördüğünüz işte e, roketi, Hint roketidir. 25 tane uydu koyup gönderme şansı oldu. Bu ciddi bir rakam yani 25 uydu bir anda fırlatmak maliyetleri düşürüyor. Bu anlamda mesela e, birçok ülke Türkiye'de dahil mesela Hintlere Hintlilere e, uydularını geçmişte fırlattırdı. Peki diğer ülkelerde ne var? Mesela e, kimler var uzay çalışması yapan? Güney Afrika, Özellikle uzay radyasyonu konusunda çok güzel çalışmalar yapıyor Kenya. Ya 1971 ya 1972-71 sanırsam dünyaya ilk iletişim uydusunu gönderen Afrika ülkesi. Burada şunu dikkatinizi çekmek isterim. Türksat 90'lı yılların başında gitti Türkiye'den. Yani ilk iletişim uydumuz. Yani şeyler bizden 20-25 yıl önce Afrikalılar... Ee, tamam kendileri fırlatmadı gerçi ama zaten biz de fırlatmadık Türk satı biliyorsunuz. Başkaları fırlatıyor bizim adımıza. Ee, kendi uydularına sahip olma şansları oldu. Nijerya e, gene çok aktif bir ülke Afrika'da. Asya'da, Malezya'nın e, son derece önemli e, uydu gözlem çalışmaları var. Tabii ki e, uydu teknolojileri ve uzay robotik teknolojileri deyince Güney Kore ve Japonya akla geliyor. Özellikle Japonya. E, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda partnerlerinden biri. Bu anlamda birçok deneye katkıda bulunuyor. Kanada Kanada'nın tek faaliyeti açıkçası şu an Uluslararası Uzay İstasyonu. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda partnerlerinden biri olarak çalışma yapıyor. Ama Kanada'nın e, faaliyet gösterdiği bir alan daha var. Uzay hava durumu. Space weather. Yani nedir? E, güneşin ve kozmik radyasyonun dünyada e, hava durumuna ciddi etkileri var. Nedir? Mesela e, elektromanyetik bir fırtına olduğunda işte iletişimler kesilebiliyor, cep telefonları çalışmayabiliyor, internet çalışmayabiliyor. Nakil hatlarında, elektrik nakil hatlarında arızalar meydana gelebiliyor. Günlerce mesela çalışamadığı oluyor. Birçok ülkede bu meydana geldi. Kanada'da mesela bu uzay hava durumu ya da, ya da uzay olaylarının hava durumunun etkisi konusunda e, bence dünyada Amerikalardan sonra en fazla çalışma yapan ülke. Brezilya mesela özellikle uydu teknolojilerinde e, çok mühim çalışmalar var. Tabii başka ülkelerde var çalışmalar yapan Avrupa Birliği'ni saymadım çünkü Avrupa Birliği entegre bir şekilde çalışıyor. Ee, Almanya, Fransa, e, Fransa biliyorsunuz e, Guayana'dan kendi uydu fırlatma tesisleri var. E, oradan e, kendi uydu fırlatmalarını yapıyor. Bu anlamda Fransa'nın da özel bir yeri var e, Avrupa'da. E, İngiltere daha çok gözlem uyduları ve askeri uyduları üzerine konsantre oluyor. E, Almanya biraz daha gözlem uyduları ağırlıklı e, çalışmayı tercih ediyor. Ee, ama genelde Avrupa Birliği'nin çalışmaları ortak şemsiye altında olduğundan dolayı hani e, çok fazla bireysel çalışmak. Bu anlarda belki biraz Fransızlar biraz daha onların uzay ajanslarının adı Kines. Fransızlar belki biraz daha Avrupa'da uzay çalışmaları konusunda ııı e, öze e, dönebiliyorlar. E, şimdi onun dışında e, uzay ve savunma teknolojileri ııı e, Atlamadım umarım. Evet. Biraz hızlıca toparlayacağım. Çünkü sorulara vakit kalsın istiyorum. Size çok sıkmak istemiyorum. Cumartesi akşamı eminim herkesin uzay dinlemekten daha enteresan yapacak şeyleri vardır. Ama çok hızlı şu kalan üç slaybını bitirmek istiyorum izin verirseniz. Uzay ve savunma teknolojileri deyince uzayda hakimiyet uzay teknoloji anlamında çok önemli. Mesela GPS'ten bahsettim. Bir ordunun bugün askeri kabiliyetin olması büyük oranda GPS'e bağlı. Neden? Çünkü ordudaki manevra yeteneğinin tek bir vücut halinde yapılabilmesi uzaktan algılama uydularıyla da mesela karşı kuvvetin ne yaptığını görebilmesi ona göre aksiyon almak. Mesela bugün işte Ukrayna-Rusya çatışmasında şey görüyoruz işte sürekli NATO şey yayınlıyor işte bugün Rusya birliklerini şurada gördük, burada gördük, öyle yapıyorlar, şöyle yapıyorlar. Neden? Bunlar uzaktan algılama uydusu sayesinde olan şeyler. Bu anlamda gerçek büyük bir savaş olduğunda uzayda da bu savaşa taşınabileceğini görüyorlar. Mesela bu anlamda ABD, Rusya, Çin ve Hindistan uydu yok eden özel silahlar bunları. Yani mesela şu var, bugün işte Üçüncü Dünya Savaşı başlasa, Amerika Beşik işte Devletleri Rusya'ya saldırsa veya Rusya Amerika Beşik işte saldırsa, ilk yapacakları şey birbirlerine uydularını yok etmeye çalışmak olacak. Neden? Çünkü nükleer füze fırlatıp 3. Dünya Savaşı'nı başlatsanız bile uydular olduğu sürece ee, karşı tarafa size karşı koyma kabiliyeti var. Ama siz uydularınız yoksa bir nevi körsünüz, sağırsınız, göremiyorsunuz, ne olduğunu haberiniz yok. Ee, bu e, hele sizin uydunuz yok olmayıp da karşı tarafın uydusu yok olursa bu size muazzam bir avantaj sağlar. Ee, bu anlamda bu dört ülkenin de uydu yok edici silahları mevcut. Ee, son bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Mesela uzay ve savunma teknoloji anlamında. Bu sadece Amerikalılarda var bilinen e, ee, Rusya bu konuda çalıştı ama çok bütçe gerektirdiği için yapamadı. Çin üzerinde çalışıyor, Hindistan üzerinde çalışıyor ama henüz daha yapılamadı diye biliyoruz. Tabii yapılmış ve söylenmiyor da olabilir doğal olarak. Ama mesela Amerika'nın kinetik kill diye bir silah var. Nedir bu? Ee, yüksek e, dinamik hızlarda ses hızının 70 katı, 80 katı hızlarda uzaydan dünyaya e, roketle roket Yani roket şeklinde sivri cisimler bırakmak ses kat, sesin 80 katı hızlı bir cisim tepenize düşerse emin olun nükleer bombanı yaratabileceği tahribattan onlarca kez daha büyük tahribat yapar e, ve nükleer füzeye karşı savunma teknolojileri var yani onları durdurmanın yöntemleri var e, yok değil ama mesela kinetik kilis silahına karşı e, durdurmanız e, şu anki teknolojilerle imkansıza yakın e, uzay turizmi biraz ilk slaytta bahsetmiştim Üç büyük firma var. Şu anda uzay tezgahı konusu. Ee, SpaceX, Virgin Galactic ve Blue Origin. SpaceX biliyorsunuz Elon Musk e, bizim Türk Uzay Ajansı ile de anlaşması var. Merak edenler için söyleyeyim. 2023'teki ay sondasını SpaceX fırlatacak. Yani şu an parası verilmiş durumda. 2023'teki Türkiye'nin ilk ay sondasını e, Sayın Cumhurbaşkanımız dedi işte aya sert iniş yapacağız. fordan geliyor. SpaceX firması fırlatacak. Şu an sanırsam Elon Musk ellerini kavuşturuyorlar çünkü güzel bir para alacak bu iş için. Virgin Galactic biliyorsunuz Sir Richard Brunson'ın Virgin Air'in sahibi. Bu anlamda o da uzaya uçuş gerçekleştirdi. Blue Origin ise Amazon'un sahibi. Jeff Bezos'un firması. Blue Origin bence son zamanlarda biraz daha SpaceX'ten Virgin Galactic'e çıktı. İşte biliyorsunuz uzay yolunda Kaptan körpe oynayan William Shatner'ı uzaya çıkardı. Dünyanın en genç astronotu uz uzaya çıkardı. 18 yaşında genç bir delikanlı. Dünyanın en yaşlı e, kişisini gene bilim şartları 92 yaşında sanırsam uzaya çıkardı. Daha önce 86 yaşında birini uzaya çıkarmıştı. Bu anlamda birçok reko sensasyonel rekor kırdı. Ve şu an birkaç milyon dolarınız varsa e, hemen e, bu üç firmadan biriyle anlaşarak özellikle Blue Origin'le o daha düzenli seferler düzenli. Hemen anlaşarak uzaya 3 ay içinde gidebilirsiniz. Ee, yani bugün paranız varsa 90 gün sonra kendinizi uzayda bulabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Daha enteresan bir şey söyleyeyim. Ee, 2023 itibariyle tarifeli seferler geç geçecekler. Yani diyecekler ki atıyorum o, e, Nisan ayının 10'unda bizim sabah 8'de uçuşumuz var. Eğer onu kaçırırsanız Nisan'ın 25'inde yine sabah 8'de uçuşumuz var. Onu da kaçırırsanız Mayıs'ın 5'inde uçuşumuz var. Yani önceden zamanı belirlenmiş tarifeli seferlere geçmeyi planlıyorlar. 2020 şu da bir yıl kaldı. Yani hep beraber göreceğiz. Ee, yani e, izleyicilerimizden benim çok param var ben illa Kıza gitmek istiyorum diye varsa şu an para vermesin Blue Origin'e, bir yıl daha sabretsin 2023 yılında tarifeli seferler daha ucuza gidecek. Milyon dolar vermenize gerek kalmayacak. Bu anlamda uzaya tatile gitmek isterseniz bir alternatif olabilir. Orbital Corporation ilk uzay atayını hazırlıyor. Belki içinizden, belki öğrenci arkadaşlarımızdan. Mesela 2001 filmini se seyretmiş olanlar vardır Stanley Kubrick'in meşhur dünyada kült yapımı olan bir filmdir 2001. Seyretmediyseniz muhakkak seyretmenizi e, tavsiye ederim. 3 saat yakın bir film. Biraz sabır gerektiriyor ama e, Arthur C. Clarke'ın romanından uyarlanmış. Orada mesela uzay otelleri vardı insanlar. 2001 yılında göğe uzaylı otelde olacaktı. E, öngörüsü tutmadı ama 2027 yılında tutacak. E, 2027 yılında uzayda mini bir otel e, yapılması planlanıyor orada oda rezerv edip 2-3 gün kalıp dönebileceksiniz. Yani artık işte Bodrum'a mı gideyim, Antalya'ya mı gideyim gibi düşünceler yerine acaba uzaya gideyim 3 gün orada bir kalayım şöyle bir çekimsiz ortamda kendime geleyim deyip de gelme fırsatı olacak. Ve bunun tabii şu an ücretini bilmiyoruz. Belki çok astronomik ücretler de olabilir, belki çok ucuz da olabilir ama yıllar geçtikçe hani daha çok insan gittikçe biliyorsunuz uçak biletleri gibi ne kadar çok insan giderse zamanla fiyatlar o kadar düşecek. E bu anlamda ben belki 2027 yılında bu mümkün olmayacak. E, ama belki 2030-2035 yılında e, hani belki benim için yaş olarak imkansız ama Barış Bey veya genç arkadaşlarımız 2030 yılında, 2035 yılında uzaya e, gitme fırsatı olabilir. Orbital Corporation'ın başındaki adam Türk. Bu anlamda e, başta savunucuları da Türk. Bu anlamda hani gurur duyacağımız önemli bir gelişme. Özellikle o yüzden üzerinde çok durdum. Yani ee, hep dediğim gibi 9 ay 10 günde hepimiz dünyaya geldik. Kimse kimsenin de üstün değildir. Bugün bir Amerikalı Japon e, vesaire bizden daha üstün değil. Hepimiz aynıyız. Hepimiz e, aynı e, orijinden geldik bir anlamda. E, bu anlamda da mesela Amerikalı Artemis projesinde olsun, diğer konularda olsun çalışan birçok Türk var. Çoğunu da tanıyorum. Hepsi de çok önemli yerlerde, çok ciddi yerlerde e, ve çok kilit noktalarda bulunuyorlar. Bu anlamda gerçekten bu e, bence hepimiz için gurur verici bir şey olmalı. O yüzden uzay otelini özellikle e, vurguladım. E, tabii ileride aya tur atmak gibi vesaire fikirler de var ama e, onlar 2006'da biz bunu yapacağız diyorlar ama ben şahsen bir bilim adamı olarak bunun biraz daha 2030'ları falan bulacağını e, düşünüyorum, öngörüyorum. O kadar çünkü e, kolay ve ekonomik değil. Uzay madenciliği. Uzay madenciliği de bence çok önemli bir şey. Bugün bir ortalama asteroitte milyonlarca dolarlık ham madde kaynağı var. Nedir? Platinum, alüminyum, demir. Daha enteresan mesela altın, gümüş. Hatta ve hatta sırf saf elmastan yapılan asteroitler olduğu söyleniyor. Mesela Düşünseniz öyle bir asteroiti dünya yörüngesine getirdiniz. Getiren mesela zenginin ötesinde zenginlik kazanabilecek. Toplam uzay madenciliği potansiyeli trilyonlarca dolarla ölçülüyor. Orada yanlış yazmışım. Trilyon ve madencilik. Kusura bakmayın. Hazırlarken biraz hızlı yazdım. Ee, mesela ayda bulunan helyum diye bir madde var. Helyum-3 füzyon enerjisinin en temel maddelerinden biri. Normal füzyon. Ya füzyon nedir? Hidrojen molekülleri bir araya geldiğinde helyum oluşturur. Ve bu çok büyük enerji açığa çıkar. Bugün güneş Füzyon sayesinde bizi aydınlatmak Füzyon olmasaydı bugün dünyada hayat olmazdı. Neden? Çünkü güneş dünyamızı ısıtıyor, aydınlatıyor. Bize enerji veriyor, bitkileri hayatta tutuyor. Yani hayat döngüsünü ayakta tutuyor. Bu anlamda e, çok önemli bir şey. Helium-3 radyasyonsuz füzyon e, yolunda çok önemli bir madde. Dünyada yok. Dünyada sadece nükleer füzelerin başlıklarında var. Dünyada Helium-3 bulmanız mümkün değil. E, evrende en çok bulunan yer ay. E, sebebi bilinmiyor. Ee, neden bu kadar çok miktarda helyum 3 var ve bu helyum 3'ün en kapsamlı e, haritası e, Çin Uzay Ajansı'nda e, Chang'e 4 e, uzay sondası mesela sırf helyum için helyum 3'ün e, madencilik haritasını çıkarmak için gönderilmişti. 1 kilogram helyum 3 3 milyon dolar değerinde yani e, bir ton varsa mesela 1000 kilogram e, 3 milyar e, dolar değerinde ee, ayda on binlerce ton olduğu düşünülüyor. Yani düşünün oradaki şeyin büyüklüğünü. Ee, enteresan bir şey daha. Mesela bugün aydan ve astrolytlerden hisse satan şirketler var. Hatta bu şirketten biri de Almanya'da Berlin'de ee, mesela gidip de ben aydan e, işte e, yarım dönüm arsa almak istiyorum diyebiliyorsunuz. Mesela o arsa üzerinde artık arsa demek doğru mu bilmiyorum. Yani başka aklıma ne diyeceğim gelmiyor. Mesela yarım dönüm arsayı aydan aldığınızda tesadüfen o yarım dönüm içinde mesela her 23 veya başka bir değerli bir maden varsa mesela hani eski Vahşi Batı'da biliyorsanız petrol aramaya giderlerdi. Petrolü bulan, altını bulan zengin olurdu. Öyle bir şekilde zengin olmak mümkün. Tabii kanuni olarak bunun bayağı bir sıkıntıları var. Yani hani ben aydan tapu sattım demekle olmuyor bu işler sadece. Ee, ama inanır mısınız bunu yapan çok fazla kuruluş var. Çok büyük paralar dönen bir sektör bu. Yani milyonlarca hatta milyarlarca dolar şu son 30 yıl içinde e, aydan ve astroidlerle hisse satanlar var. Nasıl yapıyorlar açıkçası ben de anlamıyorum. Ama yani e, yapan var. E, bana sorarsanız dolandırıcılık hiç girmeyin derim. Öyle bir teklifle karşılaşırsanız. Ee, en son ki ondan sonra da e, sizi daha fazla e, sıkmayacağım sorularınızla cevaplarınızla ilerlemeye çalışacağız uzay vatan ve Türkiye ee, bu arada uzay vatan kavramını ilk kez ortaya atan kişi benim ulusal kanalın radyosunda iki buçuk yıl evvel bir program esnasında siber vatan nasıl varsa uzay vatan da olmalıdır dedim ee, o ana kadar uzay vatan diye bir e, Konu bile geçmiyor. Daha uzay ajansı falan kurulmamıştı onu dediğim yıllarda. E, şu anda işte herkes uzay vatan uzay vatan diyor ama e, oradaki programcı arkadaş da Ulusal Kanal'da ilk e, uzay vatan e, terimini e, icat eden kişi e, benim. E, şimdi bakın bu slaytlarda bir şey gördünüz. Uzay madenciliği savunma anlamında uzaya hakimiyet anlamında vatan savunması anlamında uzayda muhakkak var olmak gerekiyor. Yani uzayda siz var olmazsanız ne vatanı savunabilirsiniz gerçek anlamda ne de e, yarın öbür gün mesela düşünün ayda e, şu an mesela söz sahibi ülkeler var nedir işte mesela Amerika Birleşik Devletleri Çin e, aya gidip biz aydaki madenleri toplamaya başlayacağız diyorlar 2030 yıldan itibaren yani orada esasında esasında koloni kurmaların sebebi yani sadece bilim ve teknoloji anlamında koloniye sahip olmak için değil e, amaç orada yani oradaki madenlere e, hükmedebilmek ama orada Türkiye'nin de hakkı var yani Türkiye'deki yaşayan her insanın, Türk olan her vatandaşın orada da bir hakkı var sonuçta. Yani bizim aya gidememiş olmamız oradaki madenlerde hak sahibi olamayacağımız anlamına gelmiyor. Bu anlamda çok ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor. 2013 yılındaki uluslararası konferansta Türkiye'de daha kimse uzay madencilik kavramını düşünmezken, düşünmemeye çalışırken öyle diyeyim yani öyle bir... E, durum vardı 2013 yılında. Mesela ilk ben Türkiye'nin hakkını uluslararası e, uzay madenciliği forumunda Türkiye gibi ülkelerin hakkı ne olacak diye bildiride bulundum. Mesela çok dikkat çekti. Daha sonra 2016 yıl, e, özür dilerim 2015 yılında Havacılık ve Uzay Genel Müdürlüğü o bildiriyi kullanarak mesela Türkiye'nin uzay madenciliği konusundaki pozisyonunu güçlendirece. mesela e, çalışmalar yaptılar yani Birleşmiş milletlere bildiri, bildirim anlamında. Ee, bu anlamda bunlar çok önemli. Yani e, nasıl mavi vatan var, nasıl siber vatan var, nasıl nasıl karasal vatan topraklarımız var. Uzayda da bugünden itibaren var olmayı başaramazsak, emin olun belki e, bizim neslimiz açısından çok büyük etkili olmaz ama bir sonraki gelecek nesile çok 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 büyük kayıpları olur. Bunu sadece bilim adamı olarak değil, yani bu konudaki e, tüm dünyadaki ülkelerin nabzını tutan bir insan olarak da söylüyorum. Ee, inanın kimse boş durmuyor. Yani bugün Hintliler, Çinliler, Malezyalılar, Japonlar, Güney Koreliler, Afrikalılar, Nijeryalılar Avrupa'da mesela uzay madenciliği konusunda en büyük çalışma yapan ülke Avrupa'nın en küçük ülkesi ülkelerinden biri Lüksemburg. Değil mi? Lüksemburg normalde küçük bir ülke ama inanın bugün e, Almanya ile Fransa'nın, İtalya'nın toplamından daha fazla uzay madenciliğine bütçe ayırmış vaziyette. Çok küçük bir ülke ama Avrupa'da en büyük söz sahibi uzay madenciliği konusunda Lüksemburg. Yani e, açık söyleyeyim ülkeler, milletler, devletler on, hadi onları da bir kenara geçtim özel şirketler, sektör, üniversiteler vesaire kimse boş durmuyor. Herkes harıl harıl bu konuda çalışıyor. Yani e, şimdiden bunun e, gerekli aksiyonlar alınmazsa çünkü biliyorsunuz, sen uzaya gitmek, orada bir varlık gösterebilmek, uzayda sonunda göndermek bunlar hep yıllar alan çalışmalar. E, bu anlamda e, mesela çok başarılı genç mühendislerimiz var. Zehir gibi çocuklar. Mesela İTÜ'de İslam Teknik Üniversitesi seminer vermeye gittiğimde mesela gördüm İTÜ'de zehir gibi çocuklar var. ODTÜ'de keza zehir gibi çocuklar var. E, Avrupa'ya gitmiş mesela Barış Bey gibi işte Berlin Teknik Üniversitesi'nde muhtelif üniversitede eğitimini yapmış zehir gibi mühendislerimiz var. Ama bunları hep beraber bir homojenize etmemiz lazım ki uzay vatan kavramı çerçevesinde ortak hedeflere yönetmemiz lazım ki istenen sonuçlar elde edilebilsin pek daha fazla konuşmayacağım. Bayağı bir saat içtim, durmadan konuştum. İlgisini çekenler, mesela vakitim oldukça uzayportal.com diye bir süre, Türkçe olarak e, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İngilizce okumak isteyenler için aerospacelectures.com diye çok daha kapsamlı bir sistem var İngilizce uzay haberleri konusunda. E, bu anlamda e, bir yettiği kadar uzay çalışmalarına hem Türkiye adına hem e, global küresel anlamda insanlık adını Göbekli Tepe'den bugüne kadar devam eden bu uzanç serüveni çerçevesinde ben de elimden geldiği kadar var çalışıyorum. Beni dinlediğiniz için bu değerli vaktinizi, cumartesi günü bana ayırdığınız için teşekkür ederim. Sizi sıktıysam çok özür dilerim. Elimden geldiği kadar biraz farklı konulara değinmek istedim. Umarım çok fazla sizleri sıkmamışım. teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Uğur Hocam. Bu güzel sunumumuz için hiçbir şekilde sıkılmadık, emin olabilirsiniz. Gayet güzel ve keyifli bir sunumdu. Sorulara da geçebiliriz. Dediğim gibi sorular chat bölümünden yazılı olarak sorabilirsiniz. Veya dileyen sadece soru sormak ve iki dakikaya geçmemek kaydıyla sözlü olarak da söz isteyebilir. Ben isterseniz... Slide, slide'lar ihtiyacınız var mı hocam? Yok, Yoksa kapatalım mı slide'ları? Kapatalım evet kapatayım. gerek kalmadı. Tamam. Evet ilk soru nasıl yapalım? Siz Barış bir organize ederseniz. Yani chatte de bir sürü sorular var görüyorum. Evet. Ee, ben, anladım. sırayla, ben, sıra, ben sırayla giderim. Siz, size soruları sorarım. Ondan sonra siz e, dediğiniz gibi cevap verebilirsiniz. E, bir izleyicimiz... E, uzay asansörü konusunu sormuş. Bilmiyorum. belki bu konuda bir şeyler söyleyebilirsiniz. Evet uzay asansörü, uzay asansörü temelde şu yani uzaya biliyorsunuz yer çekimine karşı koyup da Dünya dışına girmek çok büyük para gerektiriyor. Neden? Çünkü işte bunun roket tarih sistemleri, yakıt vesaire önemli bir bütçe gerektiriyor. Bunun yerine 1960'lı yıllarda başladı bunun kavramı. Peki biz acaba böyle bir uzaya bir istasyon kursak istasyondan da çok kuvvetli çelik, çelik dedi, titanyum halatlar, e, sarkıtsak bunun ucuna e, asansör demek de tam doğru değil hani e, böyle bir asansöre biner gibi değil de böyle bir uzay kapsülü yerleştirsek bu uzay kapsüründe e, bir nevi buraya e, bir sistemle çeksek biraz hani e, İstanbul'da olanlar tüneli bilir tünelde hani Beyoğlu'nda e, biliyorsunuz biri giderken biri yukarı öbürken öbürünü yukarı çeker e, biri aşağı inerken öbürünü yukarı çeker öyle bir sistem vardır aynen buna benzer tarz bir sistemde uzay kapsülü bilinerken diğerini yukarı çekebileceği güçlü bir sistem düşünüldü. 60 yıllarda beri düşünüldü ama şu, oradaki sorun şu. uzay dediğiniz en, en düşük 400-500 kilometre, 600 kilometre hatta 1000 kilometre çıkmanız gerekiyor. 1000 kilometrelik bir halat düşünün titanyumdan. Çünkü çelik de yeterince güçlü değil. O kadar ağır ki uzay istasyonunu yere doğru çekiyor. Yani o ağırlık o kadar fazla ki. Yani uzay istasyonu uzayda bile olsa çekim ortamda bile olsa e, gücü yetmiyor. Bir de bin kilometrelik bir e, halat da demeyeyim, zincir de demeyeyim. Yani bin kilometrelik bir düzeneyi nasıl yapacaksınız? Yani kolay değil. Yani bunu yapmak, bir araya getirmek, uzaya çıkarmak. Bir de kademe kademe yapmanız lazım. Yani bin kilometrelik bir sistemi siz uzaya fırlatmanız şu, an, şu anki teknolojide imkansız. Yani bir 10 sene sonra da imkanlı olacağını düşünmüyorum. O yüzden kademe kademe yapmanız lazım. İşte önce uzay istasyonu yapacaksınız. Sonra mesela e, metre 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 onu birleştirerek gideceksiniz. E, çok pahalı. Şu anki teknoloji bu, o yüzden buna müsaade etmiyor. Ama halen bilim adamlar acaba biz bunu nasıl yapabiliriz diye düşünüyorlar. Çünkü o yapılabilirse uzaya çıkmak çok kolay olacak. Yani bir roket fırlatmanız artık gerekmeyecek. Ama ben önümüzdeki 10 sene içinde mümkün olacağını düşünmüyorum. Evet. Teşekkürler hocam. bir diğer sorumuz da uzayda uzayda gemicilik kanunu mu yürütülüyor. Ayın herhangi bir ülke ya da ülkeler arası mülkiyet hakkı söz konusu olacak mı? Yoksa şirketler üzerinden mi gerçekleşecek? Olursa bu bu ülkeler, şirketler salt uzay çalışmaları olan ülkeler ile sınırlı olur. diye bir soru gelmiş. Evet. Şimdi e, uzayda iki tür iki tür e, kanun var öyle diyeyim. Şimdi Birleşmiş Milletler'in e, kurduğu uh, outer space treaty yani dış uzay anlaşmasına göre uzayda herkes eşit derecede söz sahibi. Yani bir ülkenin Amerika olur, Rusya olur, Çin olur ne olursa kim olursa olsun e, başka bir ülkenin üzerinde daha fazla söz sahibi olması mümkün değil. Dolayısıyla e, esasında hepimizin yani doğmamış çocukların bile hakkı var yani ülkemize örnek vereyim. Yani bizim şu anda aya gidecek kabiliyetimiz yok. Ayda bir koloni kuracak kabiliyetimiz yok. Bir gün olacak. Yok demek yani asla olmayacak anlamına değil ama bir 30 sene sonra, 20 sene sonra olacak. E diyelim ki 20 sene sonra oldu. Hani ilimsel konuşalım. 20 sene sonra aya gittik. Astronot gönderdik. Orada bir koloni kurmaya başladık. Ama Amerikalılar işte 2026'da orada. Çinler 2026'da da 2030'dan evvel itibaren uzay istasyonları olacak orada. Siz 2040'da 45'te gittiğinizde zaten onlar o mahallenleri toplamış olacak. E peki şimdi burada e, bizim suçumuz ne? Hadi Türkiye'yi bırakın. Gene Türkiye'nin iyi kötü oraya gitme şansı var. Yani Türkiye gerçekten derse ki ben ülke olarak bütün paramı, gücümü, insan kaynaklarını buna harcayacağım. 10 senede de gidebiliriz. Bu mümkün. İnanın mümkün. Ama e, bir Kenya ne yapacak? Bir Güney Afrika ne yapacak? E, onlar mesela maddi imkanları daha kısıtlı. Ee, bir Nijerya ne yapacak? Namibya ne yapacak? Dambiya ne yapacak? E, Güney e, Amerika'daki ülkeler var. Arjantin'de, Peru'ydu, Çili'de. Onlar ne yapacak? Yani onların da hakkı var. Yani sadece bizim açımızdan da bakmıyorum olaya. E, özellikle Birleşik Milletler Organizasyonu mensup olarak. Hani hepsinin hakkını da gözetmek zorundayım. E, bu anlamda e, yasa e, herkesten yana. Ama ikinci iki yasa var dedim. İkinci yasa maalesef vahşi batı yasaları. Yani kimin parası, gücü oraya gitmeye yeterse o oraya konar, oradaki madeni toplar öbürü de e, maalesef ki maalesef yani bakmakla yetiniyor ya da hani Türkçe'de bir derin vardır avucunu yalar diye. O oluyor o anlamda. E, bu anlamda bu iki kanunların hangisi daha baskın çıkacak göreceğiz. E, e, Türkiye bu anlamda bu kanuna, Uluslararası Birleşmiş Milletler'in çıkardığı bu e, anlaşmalara imza atmış bir ülke yani Türkiye diyor ki Kimse kimsenin üstün değildir. Herkesle beraber benim de eşit hakkım var. Yani Türkiye diğer ülkelere de bu anlamda eşitlik hakkı tanımış. Ama Amerika mesela bu anlaşmaya imza atmadı. Neden? Çünkü yani biliyor ki üstünlük kendisinde. Rusya mesela buna imza atmadı. Neden? Biliyor ki üstünlük kendisinde. Bu anlamda böyle bir uzayda bir soğuk savaş da var yani kim daha önce gidecek diye. Hı hı. Evet bir sözlü bir sorumuz var. Mustafa Göktaş. Evet efendiden. Kısa ve özgürlükleriniz. Tamam. Hocam teşekkür ederim. E, bu program için de teşekkürler dergiye. E, aslında sorumun önünü bir kısmını hocam siz söylediniz. Rusya ve Amerika imza atmadı dediniz. Bildiğim kadarıyla bu konuda Birleşmiş Milletler'de imzalanan bir sözleşme vardı. Uzay sahipsiz ülke kabul ediliyor ve sahipsiz ülke olduğu için insanlığın ortak malı olduğundan e, ulusların eşit olarak paylaşması lazım ama Çinle Amerika'nın pardon Rusya'yla Amerika'nın imzalamadığını bilmiyordum. O da benim eksiğimmiş. Bu durumda zaten söylediğiniz e, vahşi Batı yasası oluyor. Evet. E ada, imza atmadıkları için kendilerini bu konuda e, güçlü hissediyorlar. E, uymazlar bunlar kesinlikle. Biliyorsunuz savaşların bir kısmı da bu nadir elementlerden doğru e, elementler yüzünden çıktı iddiası var. Afganistan'ın işgali, Çin'de nadir elementlerin önemli bir kısmı çıkıyor. Çin'in zayıflatılması amacıyla şeyler. Tabii bu e, uzaydan, Aydan, Öze ya da diğer asteroitlerden bu nadir elementleri bulabilirlerse önemli bir şey olacaktır. Diğer taraftan siz söylediğiniz yine e, ikinci konuda bu Ayda toprak satma nasıl oluyor? Ben de anlamıyorum dediniz. Ben de okuyorum zaman zaman. Ben hukuk öğrencisiyim aynı zamanda e, orada Ayda sahipsiz bir ülke ve bu yasa dışı normalde. Yani e, Batı'da e, şeyin, hukukun olduğu bir ülkede bu dolandırıcılık Amerika'da değil mi? Nasıl? E, e, araştırıyorum ama bir kaynak da bulamadım. Yani e, e, sahipsiz ülke olduğu için acaba bu Amerika ile Rusya'nın imza atmamasından mı kaynaklanıyor? Amerika'nın şirketlerin gidip Ay'daki toprakları satması. Bir dolandırıcılık ceza hukuk açısından baktığınızda iki e, sahipsiz bir ülkeyi iki, çünkü e, dünyadan 200 kilometre sonrası uzay kabul ediliyor. Oralar sahipsiz her şey. E, ay da sahipsiz. Bu konuda e, bildiğiniz bir şey var mı ya da e, takip edebileceğimiz, araştırabileceğimiz bir kaynak var mı? Eğer paylaşabilirsiniz teşekkür ederim. Ama sunum için çok teşekkürler. Çok bilgilendirici oldu. İlgiyle dinledim. Teşekkür ederim herkese. Peki Mustafa Bey ben teşekkür ederim. Şimdi şöyle hukuken esasında 100 kilometredir Kalman line deriz biz buna yani Kalman çizgisi 100 kilometre yani bir 100 kilometre irtifa çıktığınızda 100. kilometren itibaren uzay başlar. Hukuki olarak söylüyorum. Esasında fiziksel olarak 300 kilometre 400 kilometre çıkmanız lazım gerçek uzaya çıkmış olmak için o anlamda. Derin uzay dediğimiz ise 1000 kilometreden sonra başlar. Yani 1000 kilometre çıkana kadar size derin uzay değilsiniz. dünyanın atmosferik yörüngesinde atmosferik etkisi altındasınız. Şimdi Mesela bu ne demek? Atıyorum Türkiye'nin üzerinden bir uçağın cisim geçiyorsa 99. kilometreye kadar Türkiye'nin yetkili makamlarından izin almak, Türkiye'nin hava kontrol mekanizmasından izin almak ve Türkiye'nin izniyle geçmek zorunda. Veya herhangi bir ülke için bu geçerli. Ama 100. kilometreye çıktığınız andan itibaren artık Türkiye'den veya hangi ülkenin üzerinden geçiyorsanız ülkenin izin almak zorunda değilsiniz çünkü uzayda oluyorsunuz. Dolayısıyla kanunen e, farklı bir hukuka tabisiz. Şimdi Birleşik Devletler bu konuda yapmış olduğu evet anlaşmalar var ama Amerika Birleşik Rusya bu anlaşmalara taraf değil. Biz bunu tanımıyoruz diyorlar. E, hatta Amerika şöyle enteresan bir pozisyonu var. Biz bunu destekliyoruz ama tanımıyoruz. Yani o da nasıl bir şey destekleyip de tanımamak. Onu artık kimin aklı eriyorsa e, o bir açıklama sunsun. Ee, bu anlamda e, siz sordunuz diye söylüyorum mesela enteresan gelişmeler var bu aydan bir firma baya baya bir arsa sattı yani arsa diyorum ama yani başka da ne diyeceğim de bilemiyorum baya bir arsa sattı böyle binlerce falan yani büyük muazzam yani yüz milyonlarca dolar para götürdü mahkemeye götürdüler yani e, hani bu ne derecede gerçekçidir hani adam normal printer'den bir kağıt çıkıyordu al bu senin tapın diyordu tepe tepe kullan ama o tapunun bir geçerli yok ki yani o tapuyu hani verecek kapasitede bir e, uluslararası bir organizasyon yok. Yani Birleşmiş Milletler dahi size aydan bir tapu veremez. Böyle bir böyle bir tanım, böyle bir hukukta böyle bir kavram yok. Amerika Mahkemesi'nin önüne geldi bu e, konu. Amerika mahkemeleri ya da doğrusu hakim, bakan hakim dedi ki hayır ben bu beni ilgilendirmez. Bu uzayda gerçekleşiyor. Amerika Birleşmiş toprakları değil orası. O yüzden hani ayda e, tapu satılması serbesttir diye karar verdi. Bu karardan sonra da bir sürü firma daha çıktı böyle e, ayda tapu satan. E, Madem yasalara aykırı değil, daha çok satan, daha çok satan diye. Ha şimdi e, peki bir geçerliği var mı? Geçerli. şöyle var. Oraya ilk gidenlerden biri olursanız atıyor mesela Amerika gitti. Siz orada işte prop, e, hukukta proksilendirme diye bir kavram var. Yani diyorsunuz ki işte şu giden şu firmaya ben yetki veriyorum benim yerime şu tapulu arsama e, kullanabilsin. Bu şekildeki proksilendirme ile mesela ay madenciliği yapmayı düşünen firmalar var. Bu anlamda bu tapuların bir değeri de var. Hukuken hiçbir geçerli yok. Bakın hukuken ne uluslararası hukuka göre ne başka bir hukuka göre asla bir geçerli yok. Ama işte orada vahşi batı kuralları geçerli. Kim önce giderse tabii ki hani ben sizi tanımıyorum ben oraya gittim deyince kimsenin yapabileceği fazla bir şey Maalesef kalmıyor. Benle iletişime geçebilirsiniz, ee, site üzerinden. Hani yani elimdeki kaynaklardan veya bu konuda daha fazla bilgi vermeye çalışırım. Bilginizi evet. çekersin. Bir diğer soru da uzay çöpüyle ile ilgili. Ee, çok çok yüksek hızda dönen uzay çöpleri nasıl temizlenecek? Ve bu, bu uzay, ikinci bir soru da uzay çöpleri tehlike oluşturuyor mu uydular mürettebat için? Hem de çok büyük tehlike oluşturuyor, muazzam bir tehlike oluşturuyor. Özellikle 2018 yılından beri dünya uzay ajansları toplandığında konuştukları en büyük konulardan biri e, mesela uzay çöpleri ne yapacağımız. Neden? Çünkü uyduların belli bir ömrü var. Yani yıl, e, e, mesela birçok küçük uydu bir yıl, iki yıl ömrü var. E, büyük uyduların, çok büyük uyduların, iletişim uydularının 20 yıl, 15 yıl, 20 yıl ömürler oluyor. Ama sonuçta 1960'lı işte 67 ilk Sputnik fırlatıldı. 70'li yıllardan beri uydular fırlatılıyor. O uyduların çoğu çöp oldu. E bu çöp yani şu, çöp şu demek yani dünyaya düşmüyor yeterince yüksek olduğu için dünyaya düşmüyor ama yukarıda sürekli yüksek hızlarla dönüyor yani uzayın yörüngesinde olan bir cisim çok büyük hızlar döner. Mesela 700 kilometre yüksekliğe kadar olan herhangi bir cisim aşağı yukarı bir buçuk saatte dünyanın etrafında bir tur atar bakın bir buçuk saatte dünyanın etrafında bir tur atar. Bu çok önemli bir hız. E şimdi düşünsenize böyle on binlerce yüz binlerce küçük cismin böyle bu hıza şey yaptığını, e siz mesela uzaya giderken çok rahat bunların birine çarpıp da büyük patlaman olabilir. Bu yüzden uzay çöpü şu anda çok büyük tehlike, ciddi tehlike. E, mesela işte Mayıs ayında e, bir Hükümetler'in uzay çöpü konusunda mesela bilim adamları topladığı özel bir çalışma, bir çalıştay var. Mesela oraya ben de davetliyim, Paris'te. E, yani o konuda ne nasıl bir çözüm üretebiliriz ve nasıl bir ekonomik çözüm üretebiliriz Buna bakıyorlar. Teorik olarak kanunen bile şirketler diyor ki uzaya kim ne fırlatıyorsa onun çöpünden de o sorumlu. Kanun böyle, hukuk böyle ama maalesef fırlatanlar genelde biliyorsunuz Amerikalılar, Ruslar hatta daha çok şu anda Amerikalılar e, biz fırlattık e, seçeneğini başkaları çeksin dediği için çok fazla yapacak bir şey olmuyor ama evet ciddi bir tehlike. Ama bu konuda da e, toplantı işte toplantı yapılıyor ucuz yöntemler, ucuz tekniklerle, hani ekonomik yöntemlerle bunları nasıl bertaraf edebiliriz diye bilim adamları sürekli çalışma yapıyor. Hı hı. Ee, bir diğer sorun da Türkiye'deki çalışmalarla ilgili. Siz bu çalışmanın içinde misiniz? Ve e, Türkiye'deki çalışmalar ne düzeyde? Ve yurt dışındaki mühendisleri Türkiye'ye getirme çabaları var mı? Şimdi Türkiye'deki çalışmalar ilk Türk Uzay Ajansı'ndan önce havacılık ve uzay genel müdürlüğü vardı. Mesela e, o vakitki birkaç iletişimimde mesela bir uzay ajansı olması gereken kurallar bütünlüğü sistemler bütünlüğü mesela rapor halinde onlara sunmuştum. Mesela Türk Uzay Ajansı'nın temelinde hala o raporlar ve sesliler bütünü var. O anlamda seviniyoruz. Zaman zaman işte geçen sene Türk Uzay Ajansı'na gidip, Türk Uzay Ajansı başkanıyla görüşme yapıp mesela dünyada olan biten konulardan kendisine briefing vermiştim. Halen dönem dönem e, kendisine briefing verip e, bir Birleşmiş Milletler olarak dünyada neler oluyor, neler bitiyor, uzay konusunda tabii neler olup neler bitti konusunda sürekli bilgilendirme yapıyorum. Mesela benim katılabildiğim ama normalde Türk bilim adamlarının katılamadığı özel bazı uzayla ilgili toplantılar var e, dışarıya kapalı. E, mesela, onlara, mesela bazı toplantılar var katılabilen tek Türk benim mesela o, orada katıldığım elde ettiğim bilgileri ee, tabii hukuk çerçevesinde şeyle bozmadan, tabii gizlilik kavramında bozmadan en azından ne olup bittiğini bildirme anlamında e, Türkiye'deki uzay çalışmalarına bilgilendirme anlamında, global anlamda ne oluyor olarak bilgilendirme anlamında katkıda bulunmaya çalışıyorum. Yurt dışındaki Türkiye'deki, Türkiye'deki seni Türkiye'ye getirme projesi var. Bununla ilgili e, işte biz getirelim, şu kadar para verelim falan gibi şeyler oldu ama tabii e, mesela Barış gibi, gibi birçok mühendis var. Kusura bakma size örnek veriyorum ama hani siz de genç bir mühendissiniz. E, ama mesela o ülkeye yerleşmişler, evlenmişler, çocukları olmuş gençler ama bir aile hayatları var. Yani şimdi onları bir anda pat diye Türkiye'ye getirdiğinizde mesela bir uyum sorunu oluyor. Yani e, Avrupa'da yaşayan e, Türk vatandaşlarımız bilir. Yani e, Türkiye'ye gelip de yaşamak, tam ziyaret etmek farklı ama Türkiye'ye yerleşmek istediğinizde bir sürü çocukların eğitimi vesaire anlamında özellikle söylüyorum. Bir sürü sorunlar çıkıyor. Bu sorunların giderilmesi lazım. Yani sadece ben işte her gelene 3000 bin dolar maaş veriyorum demekle bu iş bitmez. Yani maaş dışında da kolaylıklar sağlanması gerekiyor ama Türkiye maalesef bürokrasi konusunda halen bu tür şeylerde takılıyor. Bunları da düzeltmek için bir çalışmalar var ama biraz zaman alacağını düşünüyorum hani bunların olgunlaşmasının. Evet. Peki başka bir soru. NASA'nın bütçesinin büyük çoğunun uzayda maden arama üzerine olduğu bilgisi doğru mu? Bütçesi büyük çoğunluğu uzayda maden arama üzerine değil. Önemli bir bütçe gidiyor tabii ki uzayda maden aramaya. Ama daha çok bunu özel sektör, özel şirketler yapıyor. Yani neden? Çünkü bu işin içinde büyük bir kar var. Dolayısıyla özel şirketler de bu karı şimdiden sahip olmak istiyor. Bu anlamda işte sahiplenmeye çalışıyorlar. NASA'nın şöyle uzay madeni konusunda çalışması var. Ayda, ay için konuşuyorum yani asteroidler için değil. Ayda birinci olma ve birinci derecede söz sahibi olma konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin ciddi bir bütçesi ve ciddi bir kararlılığı var. Bakın asteroidler için konuşmuyorum. Ay için konuşuyorum. Ama burada en büyük rakibi ne Rusya, ne başka ne Avrupa. Burada en büyük rakibi Çin. Çünkü Çin de aynı şekilde dediğim gibi Ay'ın en kapsamlı uzay haritası şu anda Çin Uzay Ajansı'nın elinde. Onlar da 2030 yılı itibariyle aylık kaynaklara sahip olmak istiyorlar. Ee, bu anlamda ikisi de büyük paralar harcıyor tabii ki. Ama asteroidler anlamında konuştuğumuzda daha çok özel sektör bu konuda para harcıyor. Hı -hı. Evet, e, Gürler Bey'den bir soru var. Sözlü bir soru. E, konuşabilir miyim? Evet, buyurun. E, Sayın Uğur Güven, hem yazınızı okudum hem bu akşamki sunumunuzu kutlarım. Kısa kısa birkaç şey değineceğim. Uzayda 300 milyon kadar çöp olduğu rakamı veriliyor. Katılıyor musunuz? Yazınızda geçen bir husus var. İnsanla insansız e, uzayı e, fethetmek. Galiba insansız daha ekonomik görünüyor ilk aşamada yani ilk gelecek yıllarda e, bu bu var. Uzay hukukuna değinildi. Mars'ta atmosfer oluşturma fikrini ilk bir İngiliz bilim adamı ileri sürdü. Bilmiyorum ismi aklınızda mı? Ee, onun dışında ben kendi adıma e, 4 Haziran 2021'de Türk Uzay Kuvvetleri ile ilgili aydınlıkta, Serbest Köşede bir yazı kalemi aldım. Bilmiyorum gözünüze çarptı mı? E, galiba bunu ilk önerenlerden biri, belki de birincisiyim. Bir de isim önerimi olmuştu: Kozmatürk, Türk, Astro Türk. Bu konuda bir Kesin sonuç alındı mı uzayla ilgili? Beşinci belirteceğim şey ABD'de gezi yaptım. İlk atom bombasının yapıldığı vadide bir müzeyi gezdim. Orada maddenin üç özelliği var biliyorsunuz katı sıvı gaz. Dördüncüsü plazma diye bir oluşumdan bahsediliyor. Bu yalnız uzayda var diyor. Bu, bu konuda bilginiz var mı açıklayabilir misiniz? uzayda yol bulma GPS'lerle mi oluluyor yoksa <laughs> hesaplarla mı yapılıyor? E Amerika niçin geri geldi uzay programına acaba Rusya ile ve Çinle olan rekabeti nedeniyle mi? Mars'a indirilen aracın önemli bir teknik parçasını Fransızlar biz yaptık dediler. Bunu katılıyor musunuz? Bu haberleşmeyle ilgili olan kısım. Bir de çok önemli bir bilgiye sahibim. Uzaydaki araçların yollarına devam ederken yağ kullandıkları, fakat bu yağın aşınmayan bir yağ olduğu biliniyor. Ben bunu petrolden elde edildiğini biliyorum. Çok pahalı bir madde hatta Bir kilosu 50 bin mi 100 bin dolar mı? Bu konuda bilginiz var mı? Kabaca bunları sıraladım. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Valla 13 tane soru oldu. Hangisinden başlayacağım bilemiyorum. Ee, isterseniz tek tek gidelim. Ee, i̇lk sorunuz neydi? Tekrar bir tekrarlarsınız. 300 milyon adet çöp var deniyor uzayda dünyamızı evet. sarmalayan. dünya Aslında 300 milyondan da fazla. Şöyle ki daha evet. fazla. Neden? Sadece hani uydular gibi düşünmeyin. Mesela uydular da zamanla desentegre oluyor. Yani sürekli radyasyona maruz kaldıklarından atmosferin koruma tabakası dışında mesela bir uydunun 100 parça 1000 parçaya bölünmesi söz konusu. Yani aslında 300 binleriniz büyük bir rakam değil. Neden? Çünkü uydu 1000 parçaya bölünürse o 1000 parçada e, aynı hızda 90 dakikada dünya bir buçuk kez kat edecek hızda dolaştıklarından dolayı çok büyük tehlike arz ediyorlar. Tam net sayısı bilinmiyor. Aslında 2017'de e, yapılmış bir çalışma vardı. 90 bin olarak projekte etti ama... Hemen daha o çalışmanın hemen arkasından iki ay sonra 91 olması mümkün değil. Zaten 200 bin üzerinde diye açıklama geldi Amerikalılardan. Ee, bana sorarsanız 300 binin de üstüdür. Tam net rakamını bilemiyoruz. Çünkü o desentegre olan parçaların her birini tek tek saymak mümkün değil. Evet. Ama 300 binin de üstünde olabilir. İkinci sorunuz neydi? İnsansız araçların ya da insansız uzaya gitmenin daha ekonomik ve daha çabuk olacağı insanlar için çok büyük maliyet, gıda, benzeri, atmosfer, oksijen nedenleriyle. Tabii kuşkusuz bu zaten hani ha havacılıkta da geçerli işte insansız e, hava aracı uçurmakla insan hava aracı uçurmak arasında 7 kat bütçe farkı var. Uzayda bu 20 kata falan çıkıyor, 30 kata çıktı da oluyor. E, bu anlamda tabii ki insansız uzay araçlarında zaten ağırlıklı olarak farkındasınız ülkeler insansız uzay aracıyla bir yerlere varmaya çalışıyor işte. I. Ay, Ay'a mesela Çin'den gönderdiği ay haritası çıkardıkları sondalarımız insansız ay aracı. Sonda dediğimiz aslında bir uydu. Bu anlamda evet daha ekonomik ama şu da var. Gerçek anlamda uzayda söz sahibi olmak istiyorsanız insansız uzay aracı yetmiyor. Muhakkak insanlı iniş yapmanız gerekiyor. Yani işin psikolojik kısmı insanlı iniş. Hani ben buraya Hı. ben buradayım demek. Üçüncü sorunuz neydi? Mars'ta atmosfer oluşturulması bir İngiliz bilim adamının ilk ortaya koyduğu bir teori olarak, kuram olarak biliniyor. British Interplanetary Society diye yani İngiliz gezegenler arası e, derneği mi topluluğu gibi Türkçe tercüme edebiliriz bir topluluk var. Aslında bunlar e, 50-60 yıldır çok ciddi çalışmalar yapıyor. Aslında bu bir dernek ama e, çok böyle büyük işte yazardı, bilim adamıydı, mühendisti falan birçok e, üyeleri var. E, i̇lk fikir onlardan çıkmıştı. E, yani İngiliz o anlamda doğru. Şöyle bir şey var. Mars'ta Mars'ın atmosferinin basıncı aşağı yukarı Dünya'nın yüzde 0.5 kadar, yani yüzde birinden daha az. Bu şu demek, basınç o kadar az ki, hani vakum ortamında yani bulunmakla hemen hemen aynı bir ortam. Şimdi şey düşünüyorlar. işte biz nükleer bomba patlatırsak Mars'ın kuzey ve güney kutuplarında. Bu nükleer bomba e, Mars'ta e, mesela bulunan buzları çözdürüp onları hızla atmosfere sarıp atmosferin basıncının artmasını, oksijenin artmasını sağlayacaktı. Mesela böyle bir e, yöntem düşünülüyor. E, bu konuda çalışmalar ama önümüzdeki 50 yıl içinde falan mümkün olacağını düşünmüyorum. Belki de, yani rahat bir 50 yılı bulur. Lazım ayı sormuştum. Plazma evet. Zaten evet dört tane maddenin temel hali var. Katı, sıvı, gaz, plazma. Plazma aslında gazın özel bir türü. Yani tek aslında tam ayrı bir şey gibi değil ama çok böyle binlerce, on binlerce derecedeki gaz plazma haline alıyor. Plazma da fark şu, elektrik iletkenliği artıyor. E, mesela plazma motorları var. Amerikalıların, Amerikaların, Çinlerin, Rusların üzerinde çalıştığı. Yani roketlerde plazma motoru kullanırsak çok yüksek hızlara ulaşabilmek işte bahsettiğim gibi mesela en yakın güneş sistemi dört ışık yılı uzaklığında. Ama siz ışık hızının dörtte bir hızında giderseniz 16 yılda gider, gide, varabilirsiniz mesela. Bu anlamda plazma teknolojisi e, roket sistemlerinde şu an çalışılıyor. Ama ARGE aşamasında yani daha henüz çalışan net sistem yok. Bu uzaydaki dörtte bir saniyenin pardon 300 bin kilometre bölü dört demiştiniz. O giderek artan bir hız e formülüyle işletileceği söyleniyor. Doğru mu? Ona ivme diyoruz. Yani hızın sürekli i̇vme. artması kavramı fizikte ivmedir. Evet. Ama tabii sürekli ivmelenmenin şöyle bir dezavantajı var. Ee, çok hızlı ivmeyle giderseniz insan vücudu dayanamaz. Yani hani hızlı gitmek ayrı bir konu. Bir de hızı hızı arttırmak ivmedir. Eğer çok hızlı hızı arttırırsanız insan vücudu buna e, basınç olarak dayanamayacaktır. Uzayda yol bulma formüllerle mi yoksa GPS türü teknik Araçlarla mı oluyor? GPS'te de değil. GPS'te de sadece dünyadaki konumuzu belirleyebiliriz. Evet. GPS'te uzaydaki konumuzu belirleyemezsiniz. Çünkü GPS teknolojisi dünyaya bakacak ve dünyadaki konum belirlenecek şekilde yapılmış. Şöyle yapılıyorlar. Star sensör yani yıldız sensörü denilen bir şey var. Nedir bu? Yeri sabit yıldızlar var ee, galaksimizde. Bu yıldızların konumu belli. Neden? Astronomlar bunların ölçümlerini yapmış. Konumlarını derece anlamında vermiş bu yıldız sensörleri uzay özellikle uydularda bu yıldızlara kilitleniyor. yıldızlar atıyor mesela 4 derece kuzeydoğuda bu yıldızı kendine kilitlediğinde uzayda nerede olduğunu, galaktik düzlemde nerede olduğunu sürekli e, bilebiliyor bu şekilde. Yani bu da bir nevi GPS sistemi ama bu dünyada kullandığımız GPS sistemi gibi değil. Burada GPS aslında evet. yıldızlar olmuş oluyor. ABD'nin aya geri gelme projesi rekabet mi yoksa geç Tekrar geç mi uyandılar bu konuda? Çünkü bir ara verdiler. Önemli bir ara verdiler. Önemli bir ara verdiler. Şöyle ki nasılsa kimse gidemeyecek. Bizim vaktimiz yok. Ee, özür dilerim. Bizim vaktimiz çok var anlamında düşündüler. Ama sonra bir anda Çin özellikle bakın Rusya demiyorum. Çin bu evet. anlamda çok ciddi çalışmalar yapınca tutuştular. Eyvah yani onlar gidecek orada o e, bizden önce var olacaklar diye. Amerikalılar da şu anda biraz da açığı kapatmaya çalışıyorlar. Tabii ki rekabet var temelinde gene Fransızların yaptığı araca katkı doğru mu? Doğru. Haberleşme. Ee, hatta sunumda dedim ki Avrupa'da en çok uzay çalışma yapan evet. ülke Fransa dedim hatırlarsanız. Evet. Fransa bu konuda çok çok ileri. Yani uzay sondası yapma konusunda da bugün ne Almanya'nın ne İngiltere'nin ne İtalya'nın yapamadığı derecede yüksek kabiliyetli uzay sondaları, uydular vesaire yapabiliyor. Bunlar fırlatma kabiliyeti de var Fransa'nın yani fırlatma kabiliyeti evet. olan tek Avrupa ülkesi şu anda. Bugün atıyorum Almanya'dan bir roket fırlatılmak e, mümkün değil. Ya da İngiltere'nin roket fırlatma mümkün değil ama Fransa'dan, o da Guayna adalarından, Fransa'nın kendisinden de coğrafi var çünkü Fransa. Güyan, Güyan, yani, Güyan adalarından e, fırlatıyor. Anında Fransızların ciddi e, önde oldukları teknolojiler var. Doğru. Bu aşınmaz yağı duydunuz mu uzayda? İşte, aşınmaz yağ diye bir şey şöyle e, termodinamik olarak aşınmaz yağ diye bir şey yok ama. Yani göreli zaten, olarak göreli olarak hani çok az aşınan öyle diyelim ben yani değil, evet. böyle, böyle imkansız oluyor ama yani çok az aşınan çok e, yüksek termodinamik verimliğe sahip yağ teknoloji var ama vakum ortamında vakum vakumda ve mikro mikrogravite yani çekimsiz ortamda bunlar bu özelliklerini yani dünyada değil de özel ortamlarda yüksek ısılarda e, olan bir şey bu bu anlamda uzay çalışmalarında evet kullanılıyor. Bir de benim yazdığım küçük bir makale vardı. Bilmiyorum gözünüze çarptı mı? Aydınlıkta yayınlandı. Ben Türk Uzay Kuvvetleri'nin oluşturulmasını en azından proje olarak ve anayasada yer almasını önerdim bu yazıda. Bir de Kozma Türk ve Astro Türk gibi iki kavram önermiştim. Bilmiyorum bu kavramlar ne durumda? Şu an hala tartışılıyor ilk Türk ne ad vereceğiz diye. İşte Gökmen Türk falan bir sürü değişik isimler var artık onu kamuoyu bilir, ona bir şey diyemeyeceğim ama uzay kuvvetleri anlamındaki görüşünüze yüzde bin katılıyorum. Hatta yüzde on bin katılıyorum. Zaten uzay vatan da dediğim gibi uzay vatana sahip olmak istiyorsak tabii ki bunun askeri anlamda da bir uzay gücünün olmasında büyük fayda var. Bu anlamda size yüzde, yani yüzde bin katılıyorum diyebilirim. Hem teşekkür ederim, hem o yazıda sizi de andım. Teşekkür ederim. Çok sağ olun, teşekkürler. Çok teşekkürler Güler Bey. Bu ee, ...güzel güzel sorunuz için. Ee, başka bir so sorumuz daha var. Ee, o da uzay çöpleriyle ilgili tekrar. Ee, şirketler şirketler uydular yolluyor ve bu, bu bunları sınırlamakla ilgili uluslararası bir çalışma var mı ve herhangi bir anlaşma bir şeyler var mı diye bir soru. Evet. Ya mesela işte orada chat'te okuyorum Elon Musk örneğini vermiş biliyorsun. Starlink uydu sistemi var. Yani Starlink uydu sistemi yüzlerce, yüzlerce binlerce uydudan oluşacak olan bir sistem amaç net, tüm dünya çapında internet erişimini sağlamak yani işte e, artık hani e, işte Vodafone'la değil de mesela işte Elon Musk'ın Starlink sistemine bağlanıp dünyanın ne olursanız olun internete bağlanacaksınız ama tabii ücreti karşılığında yani bunu hayır olsun diye yaptı Elon Musk e, zaten dünya şu an en zengin insanı bildiğim kadarıyla dünyanın en zengin insanı olup daha da çok zengin olmak istiyor. Ama bunun bir e, bize maliyeti var insanlık olarak. Da. Nedir o? İki türlü. Bir, e, aynen e, izleyicimizin dediği gibi bu uydular çoğu sonuçta çöp oluyor. Yani o, o Starlink uydusunu fırlatıyor ama 3 sene sonra, dört sene sonra uydu çöp. Elon Musk'ın gücü var, çöp olan uydun yerine yenisini fırlatıyor. Benim için sorun değil. Benim param var, gücüm var, imkanım var. Uydunun biri çöp olursa on tane daha yerine fırlatırım diyordu. Güzel. Kendisi yani açısından güzel. Ama o çöp olan uyduyu da yok etmesi lazım. Şimdi Birleşmiş Milletler Kanunu net bir şekilde şunu diyor. Uzaya kim ne gönderiyorsa onun güvenli bir şekilde yok edilmesinden ya da dünyaya getirilmesinden mesul. Yani uzaya ne gönderiyorsa onun ya yok edeceksin ya dünyaya getireceksin ama dünya, uzayda bir uzay çöplüğü olmasına izin vermeyeceksin diye net Birleşmiş Milletler kararı var. Hukuk öyle diyor. Ama e, hep bu e, ve Benar'da söylediğim bir şey var. Yani başlı batı kanunları geçerli uzayda bir anlamda. Neden? Şimdi siz Elon Musk orada uyduyu, uydu çöpü oluşturdu. E ne yapabileceksiniz peki? Kimin elinden ne geliyor? Yani işte, işte mahkeme gittiğinizde işte Amerika mahkemeleri diyor ki uzayda olan şey. ben karışmam. Gidin uzay mahkemesine başvurun. Uzay mahkemesi diye bir kavram yok dünyada. Yani öyle bir etkili kavram yok. E, Birleşmiş Milletler'e gitseniz Birleşmiş Milletler'in de bir mahkeme gücü yok biliyorsunuz. Birleşmiş Milletler anlaşma yapar anlaşmaları da dikte ettirir ama e, anlaşma uymazsanız Birleşmiş hani bir da yani ben seni cezalandırıyorum diyecek bir mercisi yok. Biliyorsunuz o tarz değildir Birleşmiş O anlamda böyle bir hukuki boşluk var. Bence hukuki boşluğu da bo kullanıyorlar. Elon Musk ve Başkaları da var tabii. Sadece alınmaz. Demek de yanlış olur. E, şu an için belki çok büyük soru değil ama bu birkaç yıl içinde muazzam bir sorun haline dönüşecek. Hatta Amerikalı bilim adamı 1970'te bir öngörüsü vardı. Yani çok fazla uydu uydu çöplüğü haline gelirse Uzaya hiç roket fırlatamayacak hale geliriz neden? Çünkü bunların hepsi dünyanın etrafında yörüngede çok hızlı bir şekilde döneceği için artık siz hiçbir endem ve boylamdan uzaya insan gönderme, roket gönderme, uydu gönderme şansınız kalmayacaktır diye bir öngörüsü var. Bence eğer bu uzay çöplüğü olayı çözülmezse bir noktadan sonra o noktaya gelebiliriz. Bu anlamda bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. İşte mesela Mayıs ayında Paris'te büyük bir zirve düzenlenecek uzay çöplüğü konusunda ben de devam ettiğim oraya. Oradan bazı kararlar çıkacak diye düşünüyorum. İsterseniz bu soruyu Mayıs'tan sonra sorun. Belki o kararlara göre daha farklı bir şey söyleme şansım olur. Çok teşekkür ederim hocam. Benim de bir sorum olacak. Ayda istasyon kurulma, kurulmasından bahsettiniz. Çin'in özellikle bu konuda çalışmaları çalışmaları olduğundan bahsettiniz. Bu Ayda Uzay istasyonu kurmanın en büyük zorlukları nelerdir acaba? Tabii iki, üç büyük zorluk var. Bir, e, malzeme malzemeyi oraya taşımak. Yani işte orada bir uzay istasyonu kuracağınız vakit bir birçok şeyi götürmek zorundasınız. <laughs> bir şey dünyadan fırlatma maliyeti olağanüstü yüksek. Yani siz de onu oradan göndermeniz, aya götürmeniz. Yani bu bir tek seferli olmayacak. Belki yüz defa değil mi? sefer yapmanız lazım. Roketlerle bu malzemeyi taşımanız lazım. Bunun maliyeti multimilyar dolar. Yani net bir şey. Ben de size söylüyorum çünkü orada çok büyük maliyet çıkıyor ki ortaya. Nasıl yapılacak mümkün Bu yüzden Amerikalıların ve Çin Uzay Ajansı'nın özellikle niye Çin'de örnek veriyorum? Çünkü şu anda dün, ayda söz sahibi olacak iki ülke var. Ne Rusya ne başkası Amerika ve Çin. Çünkü ikisi bu konuda ARGES'in altyapısını yapmış durumdalar. onlar institü denilen bir yöntem kullanacak. Institü şu demek, e, institü uzaydaki var olan kaynakları kullanmak. Yani onlar diyor ki biz aya bu kadar malzeme taşımayalım. Ayda sonuçta belli başlı elementler var. Bu elementleri kullanarak orada bir üretim tesis kuralım. Küçük mini bir modüler tesis. Modüler, modüler tesis olarak gönderelim. Ay'daki koloninin malzemelerini Ay'da üretelim. Yani dünyadan taşımak yerine Ay'da üretelim. O şekilde yapalım. E, şu anda modüler institü yöntemiyle bunu yapmayı düşünüyorlar. Hı hı. E, bir de e, uyduların e, imha dinlesiyle ilgili, vurması ilgili bazı şey çalışmaları olduğunu söylemiştim. Sanırım e, e, birçok bir ülkenin bu konuda çalışmaları var deniyor. Sanırım lazerden de bas lazerli silahlardan vesairede bahsedildiğini duymuştum yerlerde. Ee, acaba bu şey özellikle mesela bu GPS, Glonass, Galileo vesaire sistemler için ee, tehlike te 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 tehlikeli olmaz neticede yani onlar askeri anlamda da çok kullanılan sistemler ve bunların alternatifleri mesela var mı yani e mesela bu, bu, bu duvar vurulursa eğer Uydu vurmak için mi, uzay çöpü için mi? O soruyu anlayamadım. Hangisi amacıyla soruyorsunuz? Çünkü ikisinin cevabı farklı o yüzden. uydu, uydular için dedim. Ya uydu vurmak için düşünüyorsanız, uydu vurmak için tabii ki lazerli silahlar var. Hmm. Ee, uzayda fırlatılan özel füzeler var. Uzayda füze fırlatmak, havada atmosferde uzay füze fırlatmaktan çok farklı. Yani dinamiği çok farklı, yörünge mekaniği çok farklı. Evet. Ee, bu anlamda uzayda füze fırlatmak daha sıkıntılı bir şey. Ee, ama mesela uzayda yüksek çözünürlüklü lazerlerle bir uyduyu kör hale getirebilirsiniz. Elektromanyetik sistemlerini bozabilirsiniz. Bu anlamda 4 e, gibi işte dört ülkede sunumları söylemişti. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin ve Hindistan'ın bu kabiliyeti var. Uzay çöplüğü anlamında sorarsanız, lazerle uzay çöplüğünü yok etmek hani böyle iğneyle kuyu kazmak gibi bir şey olur. Çünkü çok fazla var. Yani lazerle başa çıkamazsınız. Mesela bir öğrenci ekibim yıllar evvel şey çalışması yapmıştı. işte. mesela balık ağı gibi bir sistem kurup hani balık ağlarını biliyorsunuz. Balıkçılar atar. Binlerce balık takılır değil mi? Bir, bir seferde toplarlarlar. Mesela 27 tane e, nano uydudan yani nano uydu demek birle 1 ile 5 kilogram arasındaki olan uyduları biz nano uydu diyoruz. 27 tane nano uydu fırlatıp bu 27 uyduyla mesela geometrik bir eee çizelge oluşturup titanyumdan yapılmış bir ağ sistemi kurup 27 uyduyu belli yörüngelerde uçurarak mesela işte uzay çöplerinin olduğu belli başka yörüngeler var. Bu yörüngelerle uçurup biz bu uzay çöplerini toplayabilir çok güzel bir proje yaptılar. Hatta bütçede aldılar bu, bunun için. Bayağı bir arge de yaptılar ama tabii e, burada hani irade gerekiyor. Sonuçta eee hani biraz e, basit bir tabir olacak ama kimse çöp toplamak için para vermek, para harcamak istemiyor. Devletler için söylüyorum. Yani onlar daha çok uzaya adam gönderelim, astronot gönderelim, istasyon yapalım vesaire ama bu uzay çöpü sorunu o kadar büyük ki yani zamanında buna müdahale edilmezse dediğim gibi yani o Amerika bilim adamı yapıştılar dediği gibi belki hiç kimse uzaya e, fırlatma yapamayacak hale gelebilir. Hı -hı. Peki bu GPS sistemlerin vesaire bir alternatifleri var mı? O sistemler yok edilirse. Yoksa... Var tabii. Yani şimdi GPS sistemlerin bizim kullandığımız sistemleri var. Bir de askeri olarak kullanılan sistemler var. Mesela Avrupalıların Galileo diye bir sistem var. Biliyorsunuz Rusya'nın kendi Roslana diye bir sistemi var. Çinlerin kendi sistemi var. Aslında her ülke her ülke demiyorum da dört güç kendi sistemlerini kurmuş vaziyette. Ama ama ee, bunlardan halen en güçlü olanı ve bütün dünyanın kullandığı Amerikalıların GPS sistemi. Çünkü uydu olarak sayısı çok fazla. Ee, diğerlerinden daha fazla. Galileo mesela Avrupa toplumunu fırlattı. Galileo sistemi o kadar çok teknik sorun çıktı ki. Yani mesela GPS'leri yanlış verdiği koordinatları yanlış yönlendirdiği falan ortaya çıktı. Ee, çok büyük sorunlar yaşıyorlar. Bunları düzeltmek hep para gerektiriyor. Bütçe gerektiriyor ama işte bu bütçeler maalesef şu anda biraz da korona salgınından sonra daha da zorlaştı biliyorsunuz ekonomik anlamda bu bütçeleri bulmak. Ee, bu konuda yani sıkıntılar devam ediyor. Ama tabii mesela GPS sisteminde Rusların kendi GPS sisteminde, Çinlerinkinde de Avrupa toplumunda halka açık olmayan sadece askeri anlamda kullanım açık sistemleri var. Ee, onların da yörüngelerini ve bulundukları noktaları gizli tutuyorlar. Hı -hı. Peki böyle bağımlılık varsa o zaman e, ABD'nin mesela sanırım 2000 yılına kadar şey vardı yanılmıyorsam e, GPS sistemine bir e, bir e, bozu, bozu, boz, bozulma, bilinçli bir şey vardı, bozma vardı yani. E, Tabii. Şey yani mesela e, şu bir ara Soğuk Savaş döneminde şöyle bir plan vardı Amerika Devletleri'nin. işte Rusya ile biz bir nükleer savaş başlarsa öncelikle onların hem askeri e, uydularını, uzaktan algılama uygularını, GPS sistemlerini yok edebilir Nasıl yok edelim? Uzaylı nükleer bomba fırlatalım patlatalım. Uyduya değil bakın. Uyduya fırlatmıyorlar Uzayda o uyduların geçtiği yörüngede fırlatıyorlar ve patlatıyorlar. Elektromanyetik sistemin elektromanyetik sistemlerine bozucu etkisi var nükleer patlamaların. Diyor. İşte elektromanyetik pals mm -hmm. Siz de bilirsiniz bilirken nönesi olarak. Ee, ama onun şöyle bir dezavantajı var. Daha sonra bundan vazgeçtiler Amerikalılar Soğuk Savaş'ta. Neden? Çünkü siz onu patlattığınızda nükleer <laughs> bomba patlattığınızda doğru yok. Kesinlikle karşı tarafı uydularını yok ediyorsunuz ama kendi uydularınızla çalışamaz hale geliyor. Çünkü aynı yörüngeyi paylaşıyorsunuz. Yani biri çok çok farklı yörüngeler değil ki araların tam biraz mesafeli olsa bile etkili olmak için işte askeri uyduların olması gereken bir yörünge aralığı var. E siz o nükleer bombayı patlattığınızda o yörünge aralığında patlatmış oluyorsunuz. E dolayısıyla e, sadece karşı tarafa değil kendi uydularınızla çalışamaz hale getiriyorsunuz. O yüzden hemen o planı e, rafa kaldırdılar. Evet. Evet, çok teşekkürler Uğur hocam. Çok faydalı bir sunum oldu. İki saati de doldurduk. Evet, çok. Iyi oldu, Teşekkür ederim. Birçok bir, 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 bir çok şey öğrendik. Yani benim açımdan çok faydalı olduğunu ifade etmek isterim. Sanırım izleyicilerimiz de aynı şekilde. Mesela bir izleyicimiz şey sormuş, onu Şunu cevaplamak istiyorum kapatmadan uzay mahallenciliği yakın uzayda safi altın asteroidine bugüne kadar rastlanmadı değil mi? Acaba altının yer yüzünde olması böyle uzayda e, altını bırakın sırf elmastan yapılmış asteroidler olduğu düşünülüyor. Yani altının daha değerli olduğu için söylüyorum. E, özellikle Jüpiter'in e, mesela Jüpiter gezegeninin temelinde yük, çok yüksek basıştan dolayı saf elmasın olduğu düşünülüyor. Ama e, Jüpiter'e mesela sonda gönderemiyoruz içine. Neden? Çünkü basın çok kadar kuvvetli ki giren sondayı hemen parçalıyor yani ya, Jüpiter'in yeryüzüne hiç kimse inemedi şu anda. Hiçbir e, ülke inemedi. Bu anlamda e, farklı şeylerle karşılaşabiliriz. Ama evet uzayda çok büyük bir e, kıymetli madenlerin de bulunduğu bir potansiyel var. Evet. E, şu anda da e, bir soru patlaması yaşadık. Bayağı baya bir soru. girdi. <laughs> o zaman e, bir Mustafa Bey sanırım kısaca bir sözü soru evet. sormak istiyor. Evet. Teşekkür ederim, sözü verdiğiniz için. Hocam sizin bahsettiğiniz iki anlaşma var. Biri Dış Uzay Anlaşması, bir de Ay Anlaşması. Aynen. Ay Anlaşmasına dediğiniz gibi Amerika, Rusya, Çin, Hindistan hiçbiri imza atmamış. Bizim gibi birkaç tane ülke atmış. Af Afrika'da atmamış, Avrupa'da atmamış. Ee, ama Dış Uzay Anlaşması var. Dış Uzay Anlaşmasına Amerika'da, Rusya'da, Çin'de diğer bütün bu uzaya giden ülkeler anlaşma imza atmışlar ve bu imzada şöyle söylüyor hocam. Hı, hı Tüm ülkeler özgürdür. Egemenlik işgal benzer iddialarda bulunulamaz. Yani kimse sahip olamaz. Dolayısıyla e, ayı, da, ayı da dış uzayda olduğuna göre satamaz aslında. Barış e, barışçam amaçlarda kullanılabilir. Ay ve diğer gök cisimleri verdikleri zarardan dolayı sorumludurlar devletler ve şey dolayısıyla aslında konuyu şuna bağlayacağım. Burada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi biliyorsunuz dünya barışının korunması için birinci derece Genel Kurul'dan önce Güvenlik Konseyi sorumlu. E Güvenlik Konseyi'nde de bu devletler var. Aslında kendi yarattıkları problemi kendileri çözebilir ama çözmüyorlar. Ve bu uzayda toprak satmak, nükleer silah da götüremiyorlar. Bir başka bir maddede de şu vardı. Gök cisimlerine, istasyonlarına nükleer silah ya da diğer kitle imha silahları yerleştiremez. Tabii böyle fikirler çıkıyor. Yok varsa şunu nükleer silah atalım. E, bu anlaşmaya göre bunlar yasak. Eğer bu anlaşmalara uyacaklarsa ki e, uluslararası hukuk açısından kendi attıkları imza var altında buna uymamaları beklenemez. E, uymazlarsa da bu sefer Güvenlik Konseyi'nin buna müdahil olması lazım. Yani burada e, devletler anladığım kadarıyla kendi kurdukları sistemi kontrol etmiyorlar. Kimse de bunu güvenlik konseyinin gündemine getirmiyor. Aslında bütün bu faaliyetler uzayın kirletilmesi, şusu busu aslında yasak. Yani sizin bu konudaki değerlendirmenizi tekrar almak isterim görüşünüzü. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Hukuki teşekkürler Mustafa Bey. Hukuki olarak yüzde bin haklısınız. Bakın yüzde yüz demiyorum, yüzde bin diyorum. Çünkü e, yani e, zaten benim de söylediğim gibi Birleşmiş Milletler'in işte 1966'da imzalanan dış uzay anlaşması uzayı herkese eşit kılıyor. Ama bakın 1966'da imzalandığı için o ülkeler biraz da öngöremediler. Hani uzay, yani uzay kavramı yoktu 1966'da mesela. Bu anlamda biraz ülkeler de öngöremediler uzaydaki potansiyelin ne kadar yüksek olduğunu. O anlamda imzaladılar ama daha sonra mesela ay anlaşması yapılırken akıllandılar. Kesinlikle ay anlaşması imza atmadılar. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri defalarca e, Uluslararası Uzay Anlaşması da her ne kadar imza atmış olsa bile ...uymayacağını çünkü tüm dünyada rekabet usulü uzaya, uzay çalışmanın rekabet usulü yürütülmesi gerektiğini defalarca söyledi. Farklı mecralarda, farklı platformlarda. Yani bugün Amerika Birleşik Devletleri kendi imza attığı anlaşmayı tanımıyor. Güvenlik konseyi falan ama işte biliyorsunuz Türkiye dünyanın jeopolitik sorunları ortada. Zaten beş ülke var. Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere, Rusya kim kim orada kime şikayet edecek? Hepsi de bu konuda yani anlaşma uymamanın beş ülkede faydası var öyle diyeyim ben size. Oradaki beş ülkede anlaşma uymazsa karlı çıkıyor. Çin'de karlı, Rusya'da karlı, Amerika'da karlı, Fransa'da İngiltere, Fransa özellikle karlı çünkü Fransa'da biraz Avrupa'da daha ileri düzeyde çalışma konusunda. İngiltere İngiltere'de zaten üç aşağı beş yukarı İngiltere, Amerika ne derse yapıyor. E bu anlamda şimdi bu güvenlik konseyinden de hani bu konuda bir karar çıkması imkansız yakın. Zaten veto hakkı var. Amerika tek başına veto etse Güvenlik Konseyi'nde hiçbir karar çıkamıyor. Bu anda hukuken yani yapılacak yani bir şey çok fazla yok. Ee, mesela satılan tapular konusu medyada konuştuk. Satılan tapuların hiçbir hukuk geçerli yok yani bir yani bir ay tapu ofisi mi var ki yani siz oradan o tapu, oradan tapuyu veriyorsunuz hani öyle bir ofis yok öyle bir büro yok ne bir Milletler ne başka bir yerde ya yani ben yıllarca uzay sektörünün içinde bulundum, Birleşmiş Milletler toplantılarına katıldım. Bir kere de yani böyle bir tapu ofisi var. Gel yani gelin dünyadan, evrenden, aydan, Mars'tan tapu verelim falan diye bir şey. Rastlamadım öyle bir şey. Yok. Öyle bir hukuki hakkı da yok. Öyle bir şey yapılması da etik olarak da doğru değil. Ama şimdi dediğim gibi vahşi batı kuralı geçerli. Şimdi bir taraf diyor ki tamam ben bu tapuyu sattım. Atıyorum yarın bir gün Elon Musk Ay'a gitti 2025 yılında. Oraya indirdi sizin e, sözde tapunuzun olduğu bölgede mesela maden arama çalışması başlattı. Çıktı. Mesela siz dediniz ki Elon Musk'a ben sana yetki veriyorum. Ne çıkarırsan yüzde bana ver. Yüzde yetmişi senin. Anlaştı. Ondan sonra yarın bir gün mesela dava konusu oldu. Elon Musk dedi ki yok ben bak bu adamın tapusu var. ondan anlaşmışım. Adamın yerinde madencilik faaliyeti yapmışım. Ben kimseyi tanımam dedi. Ne yapacaksınız? Yani bir uzay polisi yok. Yani oraya da göndereyim de mesela Elon maske çık oradan o arsa aslında hem Türkiye'nin hem Kenya'nın hem diğer ülkelerin hem de bizim e, o arsada payı var deme şansınız yok. Yani bu anlamda mesela ben e, Gürler Bey'e katılıyorum. Yani işte sizin de bir uzayda bir gücünüz olmalı ki hani biraz da hakkınızı korumak maalesef şu anki jeopolitik durumda biraz güce bakıyor. ve bugün mavi vatanı korumak istiyorsak değil mi? Deniz kuvvetlerimizin kuvvetli olması gerekiyor. Deniz kuvvetlerimiz güçlü değilse mavi vatanı koruyamayız. Aynı şekilde uzay vatanı da uzay vatanı korumak için de bir gücünüz olması lazım. Yani sadece diplomatik güçle hukukta olmuyor bunlar. En basitinden her şeyi bir kere bırakın. Uzaya gidip Ay'a da bir koloni kuracak teknolojinizin imkanınız olması lazım ki siz de o alanda ben de varım diyebilirim. Yani bunun çözümü yok. Şu an ben de sunamıyorum bunun çözümünü. Kimse sunamıyor. Çünkü güçlü olan taraf ben hukuka uymuyorum dedikten sonra yapacak çok bir şey kalmıyor. Ama tabii bence bu önümüzdeki yıllarda çok ciddi bu konuda çatışmalar olacak. Yani çatışma derken askeri çatışmalar da demiyorum yani diplomatik anlamda çünkü e, gittikçe uzayın önemi ve uzay madenlerinin önemi ortaya çıktıkça oraya gidemeyen ülkeler bizim de bu konuda payımız var deyip doğal olarak yani haklarını savunmak için bayağı e, faaliyetlerde protestolarda bulunacaklarını ben düşünüyorum. E, hareketli yıllar geçireceğiz. Hep beraber göreceğiz. <laughs> Galiba Mustafa Bey'in ek sorusu var çok kısaysa eğer yoksa... Yok ben... hocam e, şey... Ha. Elimi kaldırmıştım onu indirdim. Ek soru yok. Anladım. Teşekkür... Tamam. Teşekkür ederim. Hı. Tamam o zaman Güler Gürler Bey'in bir sorusu, ek sorusu daha vardı. Ş şöyle e, kinetik kille ilgili olarak. E, sayın e, profesör yanılmıyorsam bir konuşmanızda ABD'nin uzaydan iki türlü saldırı yapacağını söylediniz. bir silahlarla iki meteorit türü taşları dünyaya yönlendirerek eğer yanlış hatırlamıyorsam hmm. e, söz Sağ gelimi S-400'ler tipi silahlar bunlar için geçerli mi yoksa sürat ve hız ve etkiden dolayı bunları karşılamayabilir mi? S-400 Patriot veya benzeri e, balistik füze savunma sistemleri bunlara karşı geçersiz. Neden? Çünkü S-400 veya Patriot'ların hangisini söyleyecek olursak e, mesela burada en yüksek irtifa alan S-400. S-400 nereden alıyor ismini? 400 kilometre ötedeki cispi tespit edip 400 kilometre ötede vurmaya çalışabiliyor. Yani S-400, 400 kelimesi, rakam oradan geliyor. Şimdi bunlar ses katının 80 katı, 70 katı, 90 katı hızlarla uzaydan geleceği için herhangi bir füzesi olma sisteminin bunları yakalaması mümkün değil. Çünkü siz onu gördüğünüz anda zaten Binlerce e, metre, saliselerde binlerce metre oynamış oluyor. O kadar hızlı gidiyorlar. Yani sizin onlara kilitlenme hmm. durumunuz olmaya neden? Çünkü o kadar hızlı hareket ediyorlar ki, sizin onu füzeyle yakalama, kovalama şansınız yok. Yani s 400ün attığı ya da Patriot'un attığı füzelerden kat kat kat, onlarca kat daha hızlı gidiyorlar. Yani evet. bak, o anlamda onu o şekilde durduramıyorsunuz maalesef. Çözüm bulmak gerek. <laughs> Çözüm var, yok değil. Yani e, S-400'ler Patriot'lar değil de mesela özel sistemler var. E, ama bu sistemleri uzaya konuşlandırmanız gerekiyor. Yani yeryüzünden onları vurmak imkansız. Çünkü fizik kurallarına aykırı yeryüzünde vurmanız. Ama evet. uzayda sistemle konuşlandırırsanız onları uzayda henüz daha o hıza ulaşmadan, bakın henüz daha o hıza ulaşmadan vurmanız, yok etmeniz mümkün. Bu anlamda mesela ARGE çalışmaları yapılıyor. Ama tabii gene burada hep bütçe meselesi ve imkan meselesi. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, o zaman son bir soru olarak son sorumuzu sorup kapatalım. O da bence uygun bir soru. Uzay çalışmaları, uzay laboratuvarlarında olduğu gibi çöp konusunda ve diğer çevre, iklim vesaire gibi konularda insanlığı bir arada çalışmaya yönlendirir mi? Güzel bir soru. Bence belki bugünün en anlamlı sorusu yani insanlık anlamında. E, bakın e, ben gençken e, şey düşünürdük hep böyle e, çalışmaya katıldığımızda e, işte 30 yıl sonra 40 yıl sonra dünyada bir e, dünya e, federasyonu gibi bir şey oluşacak. Yani Birleşik biz daha çok bir dünya gezegenini yöneten bir e, organizasyon dönüşeceğini hayal ederdik ve uzay çalışmalarında bu konuda birleştirici olacağını yani devletleri bir araya getiren, ortak çıkarlar için bir araya getireceğim bir şey olacağını düşünürdük. Uzun yıllarda böyle oldu. Bakın Soğuk Savaş'ta en kötü dönemde bakın en kötü dönemde 1970'li yıllar artık hani Soğuk Savaş'ın en keskin olduğu dönemde Amerikalılar ve Ruslar muazzam bir işbirliği yaptılar e, uzayda. Yani mesela işte iki tane hem Amerikalıların hem Rusların uzay istasyonlarını karşılıklı kenetleyip mesela astronotlar karşılıklı birbirlerine kahve içmeye gittiler. Yani iki uzay istasyonunda uzay yürüyüşü yaparak bu hem teknik olarak çok zor bir şey. Yani şu, şu, gün bile 21. yüzyılda bunu yapmak zor. Bunu bakın 1975'te yaptılar. Daha önemlisi şu yani Amerika ile Rusya her an nükleer savaşa baş... Sovyetler Birliği tabii ki Rusya değildi. Nükleer savaşa başlayacak durum değil ama ona rağmen mesela iki astronot karşılıklı geçip birbirine kahve içiyorlardı ve dostluk mesajları veriyorlardı. O anında mesela soğuk savaşta uzay çalışmalarına ortak yapılan çok ciddi uzay çalışmaları oldu. Mesela bugün yapmıyorlar ama bugün yapılıyordu Ha bugün de var Uluslararası Uzay İstasyonu. Bakın Ruslar, Amerikalılar, Japonlar, Kanadalılar, İngilizler ortak bir şekilde e, Uluslararası Uzay İstasyonunda beraber çalışma yapıyorlar. Ha işte geç, geçenlerde Rus Kosmospaz Uzay Ajansı Başkanı işte biz Uluslararası Uzay İstasyonu desteğimizi keseceğiz falan filan dedi ama. Yani tabii bu retorik yani esas da kesmeyecek tabii ki. Neden? Çünkü o ortak çalışmanın çok büyük katkısı var. Her ülkeye katkısı var. Mesela iki gün evvel haberlerde çıktı. Amerikalılar sonra 355 günü ne kalmış uzayda? Yani bir yıla yakın. E, Ruslar getirdi uzaya çünkü Amerikalıların onları uzaydan, e, uluslararası uzay istasyonundan dünyaya getirecek kabiliyeti yok. Yani Amerikalıların da çok fazla gözümüzde büyütmeyelim. Çünkü her yere her şey yapmaya çalıştıkları için e, mesela en temel konuda e, yıllardır mesela 10 yıldan fazla Ruslar Amerikalı astronotları uzaya çıkarıp uzaya geri getiriyor, dünyaya geri getiriyor. Mesela iki gün önce hatta şeyden bu Savaştan dolayı acaba Rusya Amerika'ya tavır almak için e, şey yapmaz mı ne derler? E, getirmez mi? astronotu orada bırakır mı diye. Bırakmadı gayet de güzel. Getirir. Neden? Çünkü e, barış biraz da böyle ortak çalışmalardan doğar diye düşünüyorum. Ben gene de ümitliyim. Yani uzay çalışmalarının dünyadaki devletleri gene bir arada getirebileceğinden tutabileceğinden ümidim var. şunu söylemek istiyorum. Dünyadaki çıkan bütün savaşlara baktığınızda hep kaynak kıtlığından çıkmış. Yani hep kaynağa sahip olmak istemiş ülkeler. Doğru mu? Yani mesela birinci dünya savaşı daha çok işte petrol ve enerji kaynaklarına sahip olma üzerine çıkmış. yani tamam toprak istiyorsunuz ama toprak istemenin özünde ne yazıyor? O topraktaki var olan kaynaklara sahip olmak değil mi? Yani toprağa kuru toprak olsa da istemiyor hiçbir devlet. Yani orada kaynaklara sahip olmak için istiyor. Şöyle bir şey olabilir. Belki hani teknolojiler çok yeterince gelişirse belki de hani kaynaklar çok bollaşırsa bir ihtimal hani savaşların da kökü kazanıp da işbirlikleri gelişebilir. Ben gene uzaydaki madenlerin, uzaydaki imkanların işbirliği içinde mesela bu madenler çıkarılırsa tüm dünyanın bütün dertlerini açtık, şuydu buydu falan yeteceğini düşünüyorum. Biraz da işte ümidim Yeni gelen nesilde çünkü yeni gelen nesildeki insanlar işte ünlü aktivist vardı neydi Greta soyadı işte küresel ısınma ile ilgili mesela genç bir kız aktivite yapıyor çok da başarılı bence tüm dünyadaki uluslarda Amerika olsun Rus olsun Çinli olsun Hintli olsun yeni gelen genç neslin Biraz daha bu konuda duyarlı olduğunu hani artık bu dünyanın kaynaklarını tükettik daha fazla böyle yapmayalım. Biraz da hep beraber ortak çalışıp dünyayı daha iyi hale getirelim diye bir nesil geliyor tüm dünyada, tüm ülkelerde. E, dedim ya hep ay 10 günde meydana geliyoruz diye yani e, hani oradaki anlatmaya kastettiğim şey şu yani hepimiz yani ortak yani farklı dilimiz, dinimiz, ırkımız ne olursa olsun hepimiz insanız. O anlamda ortak düşüncelerimiz, ortak paylaşlarımız var. O konuda ümitliyim yani gelen her şeyden. Evet. Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Bu güzel sunum, sunum için çok verimli bir oturum oldu. Çok evet. birçok bir sorumuz oldu. Çok güzel bilgiler paylaştınız. Bütün izleyicilerimiz de bu geç saate kadar bizlerle kaldılar. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yani... Bir dahaki oturumlarda görüşmek üzere. Bir şey söylemek istiyorsanız eğer. eğer... Yani herkese teşekkür ediyorum. Tekrar sıktıysam insanlara çok özür dilerim. Yani elimden geldiği kadar hani konuları basite indirgeyip de anlatmaya çalıştım. Neden? Çünkü geleceğimiz bunlara bağlı. Yani uzay teknolojisi deyince dediğim gibi e, hem uzay vatan anlamında birçok anlamda geleceğimiz bunlara bağlı. O yüzden hepimizin duyarlı olması ve e, etrafımızdaki insanları da duyarlandırması lazım ki e, hem ulus olarak konuda geri kalmayalım bizim de hakkımız olan şeyleri uzayda alabilelim. Hem de dünya olarak, insanlık olarak da artık hani daha ferah, daha güzel, daha mutlu günleri görebilirim. Bu ananı uzayın tekrar ediyorum iyi bir rol oynayacağını düşünüyorum. daha fazla iletişim kurmak isteyenler sitelerin ismini yazdım. Ben iletişim kurabilir oradan e-posta atabilirler. yani günde binlerce e-posta alıyorum o yüzden hemen herkese cevap veremeyebilirim ama muhakkak fırsat buldukça dönmeye çalışırım. Herkese çok teşekkür ederim. Herkese çok en iyi saygılarımı sunuyorum cumartesi akşam. Çok sağ olun. İyi akşamlar dilerim. herkese hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bir evet. daha toplantıda görüşmek üzere. Sağ, teşekkürler, saygılarımla.